Bu leksikografi süreci içerisinde işte kafamda ne kadar kalabildiyse Romeyka ile ilgili onları anlatmaya çalışacağım. Romeyka Türkiye'de bazılarının iddia ettiği gibi herhangi bir dil işte kendi kendine orada oluşmuş bir dil ya da Türkçeden bozma bir dil ya da işte yarısından çoğu Türkçe olan bir dil ya da işte Yunanca ile hiçbir ilgisinin olmadığı bir dil falan değil. Bir kere Romeyka çok genel bir isim. Romeyka dediğimiz Türkçe karşılığı Rumcadır. Rumca dediğimiz zaman bunun içerisine İstanbul Rumcası girer, işte ne bileyim Kapadokya Rumcası girer, Kıbrıs Rumcası girer, Girit Rumcası girer, işte muhacirlerin Yunanistan'dan getirdiği işte Rumca girer. Karadeniz'in batısının, doğusunun bütün yani Rumca dediğimiz zaman Yunanca ile eşdeğer bir kelime. Biz burada üzerinde durduğumuz Romeyka, Karadeniz'de konuşulan ve bugün Trabzon'da halen konuşulmakta olan bir 50-60 kadar köyde konuşulmakta olan Romeyka'dan söz edeceğiz. Romeyka Helence'ye dayalı bir dildir. Yani Romeyka'nın atası Helence'dir. Helence'nin dört ana diyalekti var. Bunlar İyonca, Mikence, Dorca ve Eolca. Romeyka Atina ile birlikte, yani Atina'nın bugün konuştuğu ya da Yunanistan'ın bugün konuştuğu resmi dil olan Yunanca ile birlikte İyon lehçesine dayanır. Yani Helence'nin dört büyük lehçesinden İyon lehçesine dayanır. İyonya dediğimiz yer, zaten Yunanların ismi de buradan geliyor. Yani Yunan, İyonyan. İyonya İzmir'den aşağı olan ve Samos, Rodos, Chios gibi bazı adaları da içine alan eski bir uygarlık, Helen uygarlığı. Burası zamanla Persler tarafından işgal edilince buradan Karadeniz'e göçler başladı ve bu dil en çok o dönemler Karadeniz'e yerleşmeye başlayan göçmenler tarafından getirilip orada konuşulmaya başlandı. Onun için Atina'da kullanılan bugün yeni Yunanca ile birlikte İyonya'ya ait bir dilden söz ediyoruz. Ve bu nedenle bizim Romeyka dediğimiz ve Trabzon'da kullandığımız bu dil Atina'da kullanılan Yunanca ile çok yakın, birbirine çok yakın. Ama bizde fark şu, bizde biraz arkaik dille ilişkili olan bir takım işte unsurlar taşıdığı için farklı. Yani Atina lehçesi, Atina Yunancası ya da yeni Yunanca, çağdaş Yunanca dediğimiz Yunanca günümüze senkronize olmuş, modern kelimeler türetilmiş, yeni yeni cihazlara belki de sentez kelimeler masa başında türetilmiş isimlendirme. Bütün bunlar politik isimler. Bütün bunlar Romeyka'da yok. Çünkü biz bunu sadece köyde kullandığımız için yok. Olsa hemen hemen Yunanlarla beraber aynı dili konuşuyoruzdur. Yani çok yakınızdır. Tabii bu İyon lehçesini bütün Yunanistan konuşmuyor. İyon lehçesini burada paylaşayım. Haritayı görebiliyor musunuz? Göremiyoruz. Share screen. Paylaşamıyorum. Neyse, anlatarak söyleyeyim. Link varsa ya da böyle Yok, bize sadece dağınık ha. şekilde. Mesela Tamam. burada benim söyleyeceğim biraz
şey var. Mesela burada bir ada var. Şöyle söyleyeyim. Selanik'ten Türkiye tarafına giderken belli bir bölüm. Selanik'ten sonra Pieryas denilen bir yer. Ondan sonra Atina çevresi, Evia Adası, yani Atina'nın tam karşısında bulunan ada. Bir de Mora Yarımadası'nın ortasında bulunan Arkadia. Bir de Girit'e doğru işte tam güneyde olan Methonia ve artı bu Evia Adası'ndan aşağı sarkan Kiklades Adaları, yani Evia Adası'ndan Atina'dan sonra Türkiye tarafında olan adalar diyelim. Kiklades Adaları İyon lehçesine tabi. Yani İyon lehçesi kökenli lehçeyi konuşuyorlar. Burada Arkadia belki çok ilginç gelebilir size. Mora Yardım Adası'ndaki Arkadia'da bizim bilmediğimiz eskiden bir Trabzon adında bir kent vardı, şehir vardı. Sonradan tabii ortadan kalktı. Şimdi kalıntıları var. Sadece orada İyonca var. Yani Mora Yarımadası'nın ortasında. Diğer çevresi Mora Yarımadası'nın, yani Arkadia bölgesinin çevresi Dor lehçesini kullanıyor. Arkadia'da bilmiyorum ne kadar bağ var oradaki eski Trabzon'la, var mıdır yok mudur bağı bilemiyorum. Fakat ilginç bir şekilde orada da İyonca kullanılıyor. Bunun ötesinde Romeika çok Yunanca'ya benzemekle, yani yeni Yunanca'ya benzemekle birlikte bir takım sentaktik farklar da içermekte. Bu sentaktik farklar öyle çok değil ama buna yeni türetilmiş kelimeleri de eklediğiniz zaman ortaya basbayağı farklı bir dil gibi bir şey çıkıyor. Yani anlaşamıyorsunuz. Fakat bir Trabzonlu çok iyi Rumcayı bilen bir adam, bir kişi bir köye gittiği zaman burada o köyde evin içerisinde işte tarlada işte doğanın içerisinde her türlü ihtiyacını karşılayabilecek derecede anlaşabilir karşıdaki. Fakat bir klasik Yunanlıyla ya da ne bileyim bir arkaik Helenle anlaşması mümkün değil. Yani yeni Yunanca ile Pontusça o kadar birbirine yakın. Sadece bizim Romeika'da biraz daha klasik eski unsurlar taşıdığı için, örneğin şimdi birçok kişi de Rumca bilmiyor ama bir örnek vermeye çalışırsam, mesela klasik Yunanca'da kullanılan uk, olumsuzluk eki, bizde halen kullanılmakta. Bunun ötesinde infinitifler var. Yani bir çeşit mastar bunlar. Bütün Yunan lehçelerinde 1500 yıl önce kullanımdan kalkmış. Yani 1500 yıldır bu mastarlarla ilgili herhangi bir kullanım, herhangi bir cümle kullanılmadı. Yani bu tiplerle ilgili herhangi bir cümle bulunamadı 1500 yıldır. Fakat bizde bu kullanılıyor halen. Yani klasik Helenceden kalma. Artı bir takım sesler halen korunmakta. Mesela ita, yeni Yunanca'da H, H ile yazılan küçük şey ve i gibi okunan harf bizde eski kullanımı, eski telaffuzu halen tamamında olmasa da birçok kelimede kullanılmakta. Yani örneğin Yunanların nifi gibi telaffuz ettiği kelimeyi biz nife olarak söylüyoruz. Gleftis
deki o i bizde gleftes olarak kullanılıyor. Gleftes, şestes gibi böyle bir takım sıfatlarda kullanılan ve son ita olarak önümüzü çıkan itayı biz e gibi telaffuz ediyoruz. Bu da klasik Helence'den bize kalan bir takım miras ya da unsurlar Buradaki diyebiliriz. Yani yeni Yunanca'da bunlar değişmiş, telaffuzları değişmiş falan. Bu gibi farklılıklar gözünde tutulduğunda ortaya muazzam bir şey çıkıyor. Yani anlaşamama durumu çıkıyor. Fakat zamanla yani bunların farkına varıldığı süre belki yani varıldıkça bu anlaşamama durumu ortadan kalkabiliyor. Güncel konuşmada, güncel ihtiyaçları karşılama şeyinde durumunda. Bunun ötesinde Romeika neden yani Helence, madem Helence bir dildir işte ya da Yunanca ile işte akraba bir dildir ya da aynı dildir, neden bizde Romeika işte yeni Yunanca'ya yeni Yunanca diyoruz, ondan sonra Helence başka bir şey. Bu şey yani herkesin kendi diline verdiği bir isim var. Bir de başkalarının o dile verdiği bir isim var. Mesela örneğin Lazca, Lazlar tarafından Lazca olarak bilinmiyor. Ya da Almanca, Almanlar tarafından Almanca olarak bilinmiyor. Deutsch olarak bilinir. Bazıları Germany der. Bazıları English der, biz İngilizce deriz. Bazıları French der, biz Fransızca deriz. Öyle yani burada herhangi bir dile, herhangi bir kişinin verdiği isim o dili farklı bir isim yapmıyor. Farklı isimler herhangi bir dil için kullanılıyor. Fakat Romeika'nın çıkış noktası var. Yani başlangıç noktası var. Romeika Roma döneminde Hristiyanlık yayılmaya başladıktan sonra Helenler paganisti biliyorsunuz. O 12 tanrılara inanıyorlardı. Bunlarla yoğun bir mücadele içerisine girmiş Hristiyanlık. Çünkü Hristiyanlık yayılma sürecinde ve dolayısıyla karşısındaki insanlar pagan. Milattan sonra 400 yıllarında o civarlarda resmi din olarak tek resmi din olarak tanınıyor ve egemen din oluyor. Yani toplumun ve imparatorluğun tek diniyle egemen oluyor. Egemen olduktan sonra artık paganlar nefes alamaz duruma geliyorlar. Bütün pagan ritüelleri ya da ne bileyim işte onlara yapılacak olan yardımlar yasaklanıyor. Bir takım faaliyetleri yasaklanıyor. Dolayısıyla toplum Hristiyanlığa geçiş yapıyor. Hristiyanlığa geçiş yaptıktan sonra Helence ya da Helenika dedikleri kendi dilleri paganizmi andırmaya başladı. Paganizmi andırmaya başladıktan sonra bu Helenika ve Helen isimleri artık Roma ile birlikte adlandırılan bir isimle yer değiştirmeye başladı mecburen. Yani şimdi şöyle bir şey düşün, bir örnek vereyim. Bir dil kullanıyorsunuz, adı kutperestçe ya da gavurca olsun. Sonra Müslümanlık gelsin ya da herhangi bir din. Dilinizi değiştiriyorsunuz. Dilinizi değiştirmiyorsun ama dilinizin adını değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani Romeika'nın başına Helence'nin Pontus'taki ya da bütün Anadolu'daki adının başına gelen bu. Yani paganizmi çağrıştırdığı için Helen ve Helence isimleri kaldırılıp yerine Romeika, yani Romalıların konuştuğu dil anlamına gelen dil kondu ve 9. yüzyıldan itibaren bu böyle Romeika olarak kullanılmaya başlandı. Yeni Yunanca denilen şey bizim adlandırdığımız, yani Türklerin adlandırdığı bir isim.
O da İyonyalıların konuştuğu dil anlamına gelen İyonca'dan gelen bir kelime zamanla Yunanca oluyor. Fakat Yunanlıların kendi ana dillerine, kendi dillerine koydukları isim Helenika, yani eskiden kullanılan isim, ismi kullanıyorlar. Dolayısıyla bugüne kadar Romeyka olarak böyle geldi. Romeyka ile ilgili sorulabilecek bazı sorulara cevap verebilirim. Yani kendim söyleyebileceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Zamanlamanız gerçekten muhteşem. İsterseniz soru sormak isteyenler el kaldırarak ya da sesini açarak sırasıyla. Evet, ilk soruyu kim sormak ister? Sorabilir miyim Elif Hanım? Tabii ki sonra da sıradan el kaldıranlardan devam edelim. Buyurun Sevan Bey. Bakmayın, başka bir webinardaydım. Biraz geç geldim. Belki hocam bahsetmiş olabilir. Romeyka Türkiye dışında çevrede Yunanistan'da mesela konuşulan alanlar var mı? Bireysel olarak değil de hani böyle yöresel olarak lokasyonlar var mı Romeyka konuşulan? Bazı mikro lokasyonlar var. Yani köy bazında çok genel olmasa da inatla mesela hani Karadeniz'den gelen insanlar konuşmayı sürdürüyorlar hala. Fakat çok mikro ölçekte bir çaba. Yani Romeyka burada da hemen hemen kaybolmak üzere. Yani sadece Türkiye'de değil, bir anda kayboluyor yani bütün dünyadan sanırım. Vahit abi belki Yunanistan'da Romeyka için Pondiaka diyoruz da dememiz gerekiyor. Pondiaka son yıllarda üniversitelerde bile kurs olarak veriliyor. Ya bu yüzden bir yeniden nasıl söyleyeyim revival yaşıyor şu anda dilimiz. Bitirdiyseniz devam edeyim. Maalesef Romeyka üniversitede öğretilecek ve öğrenildikten sonra devam ettirilecek, konuşulabilecek bir dil değil. Romeyka bir coğrafya dili. Bahçede, ormanda değilseniz Romeyka konuşamazsınız. Üniversitede neyi öğretecekler? Merak ediyorum yani. Buzdolabını mı tam sıcaklar Romeyka'da ya da termosifonu mu öğretecekler öğrenciye? Yani siz garidoriza yani ceviz kökü, garido glebi, garido fludi, garido ahando gösteremezseniz öğrenciye, hatta gösterseniz onu orada öğretseniz dahi bir daha kullanamayacak olduğu için yani o Romeyka'yı hiçbir zaman öğrense de kullanamayacaktır. Yani demek istediğimi anlatmışımdır sanırım. Yani Romeyka bir coğrafya dili. Eğer coğrafya içerisinde değilseniz Romeyka öğrenseniz de %100 bütün kelimeleri öğrenseniz de Romeyka konuşmanız imkansız. Çünkü coğrafyanın içerisinde değilsiniz. Yani coğrafyada birisiyle karşılaşıp ona coğrafya ile ilgili işte ne bileyim hani yükünü hazırladın mı işte şu ceviz kabuğu bu şurada ne işi var şu bitkinin mesela Galadoriza'nın ben Galadoriza kestim yüklendim gibi şeyleri kullanamayacaksanız üniversite öğrenmişsiniz öğrenmemişsiniz hiçbir şey ifade etmez. Yani Yok yok, böyle Pontiac şey resmi denilen ders olarak değil, kurs olarak veriliyor. Bu yüzden basit Romeyka öğrenmek isteyen kişiler için böyle bir imkan sunuluyor bazı üniversitelerde. Bunu söylemek istedim. Bu yüzden sizin yaptığınız çalışma o kadar önemli ki bu Romeyka devam etsin ve edilsin diye müthiş bir çalışma yaptınız. keşke Yanlış anlamayın lütfen. hayır yok rica ederim. Keşke Romeyka yaşayabilse. Benim hiçbir ümidim yok bu konuda. Çünkü ticaret belirliyor. Bugün
resmi diller bile sarsıntıda. Mesela Yunanistan'da televizyonda bu pandemi döneminde bir yılın İngilizce kelimelerle karşılaştık. İşte lockdown, click away, in shop gibi bir sürü sanki karşılıkları Yunanca'da yokmuş gibi ya da türetilemez gibi. Bu aynen Türkiye'de de böyle geçerli. Yani ticari dillere karşı yerel dillerin yaşaması uzun süre de mümkün değil yani. Çok teşekkürler. Sırada Andonis Bey var. Sözü Andonis Bey'e veriyorum. Ay, yok, ben sadece şu comment yaptım. O kadar iyiydi. Bir sorum yok. Diğer Andonis Bey. Karışıklık olmasın. İki tane Andonis Bey oldu mu karışık oluyor. Ben Vahit Bey'e teşekkür ederim. Benim branşım Yunan dili ve edebiyatı öğretmeni idim. Bu konuda tabii çok çalışmam var. Benim şöyle bir düzeltme yapmam lazım. Yani Romeika kelimesini başlık olarak gördüm. Ben buraya davet şeye geldi, bizim Rumvader'e geldi. Bilmiyorum, galiba Elif'i tanıyorum. Bir keresinde görüşmüştük. Şimdi Romeika Yunancadır. Yani bizim okulda yaptığımız, ders verdiğimiz zaman Rumca diyoruz. Ama aslında o dersin adı Yunanca olması lazım. Şimdi Rumca veya Romeika İstanbul'a özgü ya da Anadolu'ya dediği gibi Vakit Bey'in Anadolu'ya özgü bir terimdir. Yani Doğu Roma İmparatorluğu'ndan dolayı İstanbul'a işte Rum, diyarı Rum, Rum kelimesi yerleşti ve Helen kelimesi ikinci planda kaldı. Dil de Yunanca yerine Romeika. Ama şive farkları var. Yani şimdi ben Yunanistan'a gittiğim zaman ve Atina'da konuştuğum zaman bana diyorlar ki, ya sen İstanbul'dan mı geldin? Çünkü şive farkı var. Gökçeada'ya gittiğiniz zaman orada da eski biraz yaşlı olanlar çok değişik konuşuyor. Ama Romeika %99 Yunancadır. O bakımdan onu bir şöyle bir açıklama yapmaya gereğini duydum. Tabii ki mesela Trabzon'da konuşulan Karadeniz lehçesi var. Lehçeler farklı. Yani Karadeniz var, Girit var, İzmir var. O Vahit Bey'in bahsettiği İonya diyalekti. Onlar da diyalektir. Yani Yunanca'nın muhtelif dallarıdır bunlar. Tabii ki çok eski bir dildir. Yani milattan önce yüzyılda 3. yüzyıla dayanıyor. Büyük İskender zamanında temelleri konuldu. Çok çok eski bir dil. O bakımdan bu geçen senelerde çok değişikliklere uğradı. Ve bu farklılıklar ortaya çıktı. Ama İstanbul'da konuşulan bizim konuştuğumuz dil, belki lehçe, şive farkı vardır ama en doğrularından biridir. Bunu düzeltmek istedim. Bir de herkese teşekkür ederim bu enteresan konuyu böyle dile getirdiğiniz için. Teşekkürler. Ben bir soru sorabilir miyim? Ben özür dilerim İrfan. Ben farklı bir şey söylemedim. Yani Romeika'nın Yunanca ile aynı dil olduğunu fakat İşte hangi süreçte niçin Romeika olarak adının değiştirildiğini, yani Helence bırakılıp terk edilip Romeika olarak değiştiğini anlatmaya çalıştım. Aynı dildir tabii. Özellikle mesela bizim günümüzde Trabzon'da konuşulan, Tonya'da ve Çaykara'da, Of'da, o civarda konuşulan Romeika'nın etkileşim oranını sözlük çalışmam sırasında hesapladım. Toplam olarak bütün dillerden etkileşim oranı %8 civarındadır. Yani %8 kadar Türkçeden işte ve Türkçe üzerinden gelen diğer dillerden etkilenmiş. Biraz Ermenice'den falan. O kadar. Geri kalan %92'lik bölümü büyük ölçüde Helencedir yani. Doğrudur, evet, öyle.
Çok teşekkürler. İrfan Hocam, size şimdi söz veremeyeceğim. Lütfen Sırada buyur. bekleyen kişiler var çünkü. Mehmet Günaydın, daha sonrasında Mehmet Ali Bey, sonrasında da Faruk Bey'e söz vereceğim. Mehmet Bey, buyurun. Herkese merhaba. Mehmet Günaydın benim ismim. Önce kendimi tanıtayım, sonra da Vahit Bey'e sorularım var. Öğretmenim, Trabzonluyum. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da halen öğretmenliği aktif olarak devam ediyorum. Ve bizim ana dilimiz Rumca, Romeika. Dolayısıyla ilgimiz hiçbir zaman Romeika'ya bitmedi. Unutulmaması için de uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Vahit Bey'le birlikte olan yakın dostluğumuz son zamanlarda arttı. Geç tanıştık ama iyi ki de tanışmışız. Paslaşıyoruz birbirimizle. Ben de uzun zamandan beri Romeika'nın kaybolmaması adına videolar çekiyorum. Yaklaşık bir 10 seneden fazladır videolar çektim. Benim asıl amacım yaşlı teyzeleri, yaşlı insanları Rumca konuşturup hem onları kalıcı kılmak, hem öldükten sonra bir anılarını saklamak, hem de onların konuştuğu asıl öz Rumcayı saklamak ve tarihe not ettirmek için çekiyordum. Hatta Apollos Lermi'nin çektiği kliplerin birisinde kara günlerde ağıt yakan yaşlı teyzeler benim çektiğim videolardan alınmış, seslendirmeyle şarkı aralarına serpiştirilmiş. YouTube'a bu videoları yükleyince çok sayıda insandan olumlu tepki aldım. Özellikle Rumca'ya ilgisi olan, Rumca'yı konuşan Türkiye'den, Yunanistan'dan, Almanya'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan bir sürü insanlardan çok olumlu tepkiler aldım. Yaptıkça zevk aldım. Zevk aldıkça birçok insanla tanıştım. Dünyanın her tarafından insanlarla dostluklar kurdum. Ziyaretimize gelenler oldu. 2014'te ben de Yunanistan'a gitmiştim. Öğretmen arkadaşlarla birlikte gezdim. Oradaki insanlarla tanıştık. Köylerine gittim. Sohbetlerimiz oldu. Keşke videolaştırma işini çok daha önceden başlatmış olsaydım. Halen devam ediyoruz. YouTube'a video yüklüyorum Rumca ile ilgili. Çok da güzel dönütler alıyorum. İnsanlar YouTube'da bana en çok şunu söylüyorlardı. Yani biz de Rumca öğrenmek istiyoruz, dilimizi geliştirmek istiyoruz, unutmak istemiyoruz. Ne yapalım, nereye gidelim, kurslar var mı, öğretilen bir yer var mı, siz yapmaz mısınız vesaire vesaire. En sonunda baktım iş başa düştü. Öğretmen olduğum için de dedim kimse bu işi yapmayacak herhalde. Ben yapmaya başladım. 11 bölüm çektik. Vahit Bey de sağ olsun Yunancalar kısmında bana yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum ona huzurlarınızdan. 11 bölüm Rumcan öğretilmesiyle ilgili elimizden geldiğince videolar çektim YouTube'da. 2 tane de 200 cümlelik ayrıca videolar çektim. Katkı sağlamaya çalışıyorum. Halen de devam ediyor çekimlerimiz. İnşallah dileğimiz, isteğimiz, temennimiz sadece Rumca değil hiçbir dil kaybolmasın. Bir dilin doğması yüzyılları alıyor ne yazık ki ama kaybolması çok kısa sürede gerçekleşiyor. Trabzon yöresinde yaşlı teyzelerimiz, yaşlı erkeklerimiz ölünce onlarla birlikte birçok kelime, birçok cümle ne yazık ki kayboluyor. İşte unutulmasın diye uğraşıyoruz. Vahit Bey'e sorum şu, öğretmen olmam nedeniyle 3 tane soru sormak istiyorum kısa kısa. Birincisi sözlük satışları nasıl gidiyor? İkincisi 25 yılda mı doğdu bu sözlük? Üçüncüsü, sözlük dışında başka planı var mı? Teşekkür ederim. Şimdi, sözlük satışlarının nasıl gittiğiyle ilgili benim herhangi bir bilgim yok. Birinci baskı bitti, onu biliyorum. İkinci baskı henüz yeni çıktı. Yayınevi bu konuda sıkı davranıyor, bilgi vermiyor. Maalesef bu konuda benim bilgim yok. Fakat sözlük gerçekten 25 yıl önce başlayan bir derleme süreci ile başladı. O zamanlar benim aklımda yani bu sözlüğü oluşturmak, bir gün bu sözlüğü yazmak falan yoktu. Bir Peter McRitch ile beraber karşılaşmıştım. Burada bir dil kongresine katılmıştım. Peter McRitch biliyorsunuz benim sözlüğün giriş yazısını yazan profesör, Oxford profesörlerinden birisi, dil bilimci. Bizim Romeika ile ilgili bu 1500 yıldır Yunanca'da, Yunanca'nın diğer lehçelerinde kullanılmayan, ortadan kalkan infinitif ile ilgili tespitleri vardı. Onları aktarıyordu. Benim orada ilgimi çekti. Benim bir arkadaş davet etmişti. Yani sadece şey için böyle hani
arkadaşlarla buluşma işte yani bir şey olsun diye. Bir de konu Romeika olunca bakayım ne var ne yok gibi böyle yarı merakla gittim. Ama gittikten sonra baktım yani konu bizim bölgede konuşulan Rumca olduğu için ve benim bildiğim o infinitiflerle cümle kurulup işte bunların Of yöresine yani Solaklı Vadisi ve Tonya'ya ait olduğunu söyleyince benim ana dilime karşı olan merakım iki kat, üç kat daha arttı. Sonra Peter'le tanıştık. Ona benim böyle ufaktan derlemeye başladığımı söyledim. Bana önerisi çok sevindi. Yani bir İngiliz, düşünebiliyor musunuz? Yani bir İngiliz o kadar müthiş seviniyor benim Romeika kemikleri derlemeye başladığıma. Ve sakın ara verme, kesme, devam et. Bir gün gelir, birileri alır, birilerine verirsin, onları kullanır gibilerinden başladım. Sonra kelimeler binleri, üç binleri, beş binleri geçtikten sonra artık bunları birisine vermekten şöyle vazgeçtim. Çünkü biraz ortamı tanımaya başladım. Yani bu leksikografiyle ilgili, yazı çiziyle ilgili, işte bizim şive, bunların buradaki diasporanın şivesi arasındaki fark vesaire. Benim kelimelerimi buradaki diasporadaki herhangi birisi alıp yazamayacağını düşünerek herhangi birisine vermedim. Vermekten vazgeçtim yani. Kendim bu işi yapmaya karar verdim ama tabii süreç bayağı uzadı. Son 3-4 sene öncesine kadar geldi. Burada kişisel anıma girmek istiyorum. Hasta oldum, hastaneye düştüm. Hastanede tehlikeli bir damar displazisi ya da anjiyodisplazi nasıl diyorlar Türkçe'de bilmiyorum. Öyle bir şey teşhis edildi. Bu 3-4 operasyonla geçmesi gerekiyordu. Yani tedavi edilmesi gerekiyordu. Fakat çok tehlikeli olduğu için ben operasyonlardan vazgeçtim. Dedim önce sözlüğü bitireyim. Çünkü binlerce kelimeyi topladık, derledik. Bunları burada kimseye veremiyorum. Türkiye'de bu işi yapabilecek kimse yok. Çünkü Türkiye'de bir dil bilimci bulabilirsiniz. Yani çok iyi bir dil bilimci bulabilir. Ona Romeika'yı verebilirsiniz ama Romeika bilmezse, Romeika grameri, Yunanca grameri bilmezse açar bakar, okur, geçer. Yani hiçbir şey yapamaz. Buradakiler yapamaz. Hem Yunanca bilmen gerekiyor, hem Türkçe bilmen gerekiyor. Yunanca bileceksin, Yunanca grameri bileceksin, Romeika grameri bileceksin. Ondan sonra Türkçe grameri öğreneceksin. Onu Türkçe'ye tercüme edecek, Türkçe kitap çıkaracaksın. Yani üç dili bir arada bilmek gerekiyor bu iş için. Başka kimse yoktu. Yani böyle birisini bulsaydım zaten verecektim. 2-3 sefer ben ağladım. Yani sözlük sürecinde. Çünkü öğrenemiyorum. Temel eğitim olmayınca sonradan öğrenmeye başladığınız bir şeyi öğrenemiyorsunuz kolay kolay. Şöyle bir anımı hatırlatayım. Üç kelime vardı. Birleşik, bitişik, bileşik. Bu kelimeleri, yani bu terimleri düzgün ve gerekli yerde kullanabilmek için bir hafta makale okuyordum. Yani birleşik nedir ve nerede nasıl kullanmam gerekiyor? Bitişik nedir, nerede nasıl kullanmam gerekiyor? Bileşik nedir, nerede nasıl kullanmam gerekiyor? Yani çok insanüstü bir gayretle, bir de Türkçem oldukça zayıftı. Çünkü ben köyümde resmi olarak okuduğum şey ilkokuldu. İlkokuldan sonra Kur'an kursuna gittik. Orada Arapçayla haşır neşir olmaya başladım. Ki Türkçeyle zaten pek ilgisi yoktu. Hocamız da Çaykaralıydı, Rumca biliyordu. Birçok şeyi bize Rumca anlatıyordu. Orada Rumcayla haşır, Arapçayla haşır neşir olduk. Kur'an'la haşır neşir olduk. Arap edebiyatıyla haşır neşir olduk. Türkçe hep şey kaldı. Yani zayıf kaldı. Daha sonra Türkiye içerisinde gezdiğim zaman doğru düz Türkçe konuşamıyordum. Yunanistan'a geldiğim zaman zaten Türkçe bitmişti benim için yani. Çünkü kullanmıyorsun günce olarak. Zaman geldi Türkçeyi çok doğru düzgün kullanıp işte yani bir kitap yazacaksın ve Türkiye'de yayınlanacak.
Ama ya tabii bundan önce bir sürü makalelerim, makale denemelerim oldu. Makaleler yazdım, gazetelere verdim, dergilere verdim. Bunlar yayınlandı. Yani çok insanüstü bir gayretle burada Yunanistan'da hem Yunanistan'da duracaksın hem Türkçeni geliştireceksin. Yani yeni Türkçeyi öğrenmeye başlayan bir Yunanlı kadar Türkçem vardı. Neticede büyük bir gayretle sürekli okuyarak, ne bileyim kitap, Türkçe kitap ısmarlayıp okuyarak, arayarak, araştırarak falan. Bir de sadece dil konusu da değil. Bunun tarih bölümü var, ne bileyim işte bir sürü böyle yani Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili bir sürü böyle kitaplar okuyarak. En son dayandığım nokta dil bilimsel terimleri bir şekilde öğrenip onları gerekli yerde çalışmalarımda kullanmak. Neticede ne kadar başarabildiysem yani 3-4 sene içerisinde onun ürünü olarak kitap ortaya çıktı. Yani 3-4 sene öncesinde sözlük sadece kelimeler biçimindeydi. Türkçeleri bile yoktu. Birçoğunu unutmuşum zaten silmişim listemden. Çünkü hatırlamıyordum artık yani yıllar sonra kelimenin ne olduğunu. Düşündüm, taşındım, nereden geldiğini de bilemedim. Sildim gitti. Bir de leksikografi üzerinde bilmediğim bir sürü şeyler vardı. Halen bile bilmediğim bir yılın şeyler var. Öğrenmem gereken bir yılın şeyler var. Neyse ki şimdi sözlüğü Yunanca'ya tercüme ediyorum ve bir filolog kız buldum. O bana yardımcı olacak. Sözlüğü biraz daha yani profesyonel bir profesyonelce hazırlanmış bir kitap haline getireceğiz. Umarım. Ne zaman biter bilmiyorum. Fakat Türkiye'ye yönelik çalışmalarımdan bir tanesi önümde var bir tane. İşte onun adı şu. Romeika, değişebilir tabii bunlar. Romeika özet tanıtım, gramel bilgileri ve ağızlar arası karşılaştırma. Bu kitap bitmek üzere. İçinde 120 adet, 120-130 adet hikaye var. Bu hikayeler çeşitli köylerden toplanmış. Yani Şerah'tan, yani Uzungöl'den, işte Köknar'dan, Karaçam'dan, Aletinos'tan, Of'tan, ne bileyim Sürmene'den, Tonya'dan, bütün bu yörelerden toplanmış şivelerine hiç dokunmadan edit yapıp aktarmaya çalıştım. Ve bu şiveler üzerinden Romeika'nın hangi köyde nasıl konuşulduğunu, arasındaki farkların ne olduğunu, nerelerde ses düşüşü yaşadığını, nerelerde ses eklendiğini, bu gibi şeyleri kendimce, çok ince bir detay, yani dil bilimsel bir çalışma, fakat işte bugüne kadar edindiğim bilgilerle bu dil bilimsel çalışmayı bitirmeye çalışıyorum. Sanırım bu sene biter. Teşekkürler. Şimdi sırada Mehmet Ali Bey vardı. Buyurun Mehmet Ali Bey. Merhabalar. Romeika'dan Lazca'ya geçen kelimeleri biliyoruz ya da Rumca'dan. Ancak acaba Lazca'dan Romeika'ya geçmiş kelimeler var mı tespit ettiğiniz? Bunu şöyle de bir açıklama yapayım burada. İrfan Çağatay bir Laz ve leksikograf aynı zamanda. Lazca'yı çok iyi bilen bir arkadaş. Benim sözlüğün Türkçe bölümünü bölümündeki olan hataları o denetlemeye çalıştı. Bir iki sefer kendisine çıkardığımız deneme baskısı verildi. Ve o baskısı üzerinde çalışmalar yaptı. Ve kendisine söylediğim şuydu. Madem hani kelimelerin arkalarına Arapça mıdır, Türkçe midir, işte Farsça mıdır, nedir yazıyorsak, Ermenice midir falan. Ben Lazca bilmiyorum. Durup Lazca sözlüğü de ikide bir her bir kelime için karıştırmak imkansız. Dolayısıyla bulduğun Lazca kelimeleri bana bildir, orada yapalım. İki tane Lazca olabilecek muhtemel kelimeler buldu.
Onları da dedim yani bari yazmayalım çünkü iki tane yani çok ilginç, enteresan bir durum bu. Yani komşu bir arada binlerce yıl yaşayacaksın ve senin dilinden Lazca'ya bir sürü bir yılın, ben bir araştırmamda sanırım 1000 tane kadar kelime buldum Lazca'nın içerisinde. Yani Rumca kelime, Helence kelime. Fakat bizde sadece 2 tane, yani çok şaşırtıcı, ilginç bir durum bu. Teşekkürler. Sırada Faruk Bilici var. Daha sonra da İrfan Çağatay'a söz vereceğim. Buyurun Faruk Bey. Mikrofonunuz kapalı, siz duymuyoruz. Şimdi duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Merhaba, herkese Paris'ten merhaba. Vahide özellikle benim kadim arkadaşım. Bir de yakın köylüyüz biz. Şimdi bu şey yani Pondiaca ile ilgili veya işte Rumca ile ilgili birkaç daha şey söylemek istiyorum. Sonunda bir iki sorum var. Şimdi aslında sana Vahit, bunu sana soracaktım. Senin yapmak istediğin, yaptığın sözlük tekrar tebrik ediyorum. Birkaç defa söyledim. Acaba yalnız Doğu Karadeniz Rumcası'nı ile ilgili, hatta Doğu Karadeniz derken daha dar bir bölge. Yani bizim ne diyelim, bizim derenin Of ve Çaykara ve işte o bölgenin Rumcası muhtemelen Pondiaca'nın yani Rumca, Karadeniz Rumcası'nın başka bölgelerinin de herhalde bu dile çok önemli katkıları olabilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Bu benim soru, yalnız soru hakkında saklıyorum. Biraz daha şeyler söylemek istiyorum. Bu diğer farklı dillerden etkileşim oranını daha önceden verdim. Bu %8 civarındadır. %3,5 sanırım. Diğer dillerden söz etmiyorum. Diğer bölgelerde konuşulan Rumcadan bahsediyorum. Ha, yani, sözlük. Evet, anladım. Hazırladığım sözlük sadece Of Boğazı'na ait değil. Tonya'yı, Sürmene'yi, Maçka'yı, hatta bütün Karadeniz'le ilgili yazılmış kültürel kitapları karıştırıp içlerinden ne kadar Romeika kelime bulduysam onları sözlüğe aktarmaya çalıştım. Yani bazen belki de Rumca konuşanların bilmediği fakat Türkçe konuşan bir köyde kullanılan bir kelimeyi bile alıp sözlüğe ekledim. Fakat şu da var benim sözlükte. Dediğim gibi amatörce hazırlanmış belki ama tarihi bir sözlük, ama yine de bu konuda amatör biri olarak çalıştım ve bu sözlüğü hazırlamaya çalıştım. Dolayısıyla bir sürü hatalar da içeriyor. Bu hataların içerisinde şu var. Mesela gramer kuralı olup sözlük içerisinde yer almaması gereken bir takım kelimeleri de sözlüğe ekledim. Aynı şekilde tam tersi olması gereken bazı kelimeleri de eklemedim. Yani böyle de bir çelişkisi var sözlüğün. İyisiyle kötüsüyle sözlük budur. Bir iyi bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Gerisi artık hatası, yanlışı zamanla ben mi düzeltirim, başkaları mı çıkar düzeltir. Bazen maillerle hata düzeltisi için mail verdim. Bazen maillerle sağ olsun bazı arkadaşlar gönderiyorlar, diyorlar işte şurada noktası eksik, burada virgülü yok, şu böyle olmamalı. Çünkü bir de Türkçe üzerinden kullandıkları için bir kelimeyi yazarken zannediyorlar işte D ile yazılması gerekiyordu, T ile yazmışım. Bir süre anlatmak zorunda kalıyorum yani bu yazım metodolojisini. Çünkü insanlar yazım metodolojisini doğru dürüst okumadan direkt sözlüğe dalıyorlar. Orada çelişkiye düşüyorlar. D gibi telaffuz ettiklerini sandıkları harfler, karakterler T gibi gözükünce yanlış diye bildiri maili gönderiyorlar.
vesaire. Yani zamanla gelecek neslin ilgilenirse düzeltebileceği, iyi bir çalışma haline getirebileceği bir çalışma neticede. Bundan sonra yapılabilecek tek şey bu dilin grameri bir şekilde ortaya gramerinin ortaya çıkarılması. Gramer kitapları burada var fakat işte bizim dilimize uyarlanması bir şekilde ama yani zorluklar da var. Çünkü Of yöresinde yani Solaklı Boğazı'nda işte bütün o Çaykara köyleri falan dernek pazarı Of vesaire Sürmene bütün bunlar belli bir şive içerisinde yer alır. Tonya biraz farklı. Yani burada Tonya ile hem Tonya'yı kapsayacak hem Solaklı'yı kapsayacak bir gramer çalışması nasıl yapılır? Doğrusu ben kendimden korkuyorum. Yani böyle bir şeye girişmem imkansız. Ha, girişecek olursa ona yardımcı olmak var. Bunu da bildiklerimi aktarabilirim. Çünkü çok gerçekten çok zor yani. Duyulmuyorsun. Faruk Bey, mikrofonunuz kapalı. Az önce ses geldiği için ben kapatmıştım. Evet, pardon. Başka bir tabii ki konu bu önemli bir sorun. Eski Yunanca ile yeni Yunanca yani diyelim Yunanistan'da geliştirilen özellikle 19. yüzyıldan itibaren geliştirilen dille Rumca arasındaki ilişkiyi herhalde de bilmek lazım. Yani bu ele aldım. Evet bitirin. Özür dilerim. Yok, hayır diyordum ki yani bu konuda muhtemelen söylenecek çok şey var. Yani yeni Yunanca ile Rumca arasındaki iletişimin diyelim olmaması aslında Karadeniz Rumcasının daha çok, ben öyle düşünüyorum ama onu sen daha iyi bilirsin, daha çok eski Yunanca'yı çağrıştırdığı sorunundan mı geliyor acaba? Yok. Bazı diasporadan bazı bilim adamları ya da bazı Romeika'yı çok iyi sevdiği için mi bilmiyorum. Yani Romeika'yı böyle daha çok eski Yunanca'ya bağlamak isteyen bilim adamları var. Ben onların daha çok Romeika böyle hani sanki eski Yunanca'nın çok yakınındaymış gibi böyle bir dilmiş gibi göstermeye çalışanlar var. Ben buna katılmıyorum. Romeika dediğimiz dil eski yani eski Yunanca'dan bir takım unsurları içinde barındırmasına rağmen yeni Yunanca'yla hemen hemen aynı bir dildir. Yani uzaklık mesafesini eski Yunanca ile yeni Yunanca arasında 100 yaparsak Romeika yeni Yunanca'nın işte 85'inde yani 85. derecesinde 100'de yeni Yunan yani bir 15 daha yeni Yunanca olacak yani. Bir 15 Anladım. Orantı daha yeni Yunanca olacak. O öyle bakılabilir yani. Anladım. Tamam. Sadece bir bilgi için söylüyorum. Bu konuda belki bu artık hangi dile Türkçe'ye çevirmesi mi gerekiyor bilmiyorum. Bu Georges Bretas var. Burada dil bilimci bu ve muhtemelen dünyada en iyi Pondiyaka, Rumca'yı en iyi analiz eden dil bilimci bu. Bunun burada CNRS yayınlarında çıkmış olan çok kalınca önemli bir kitabı var. Karadeniz'den Yunanistan'a göç etmiş olan insanların konuşmuş oldukları, o devirde konuşmuş oldukları ve bırakmış oldukları edebi diyelim metinlerden hareketle incelenmiş, yapılmış olan bir gramer bu kitap. Bu kitap çok önemli bir kitap. Bunun Türkçe'de, Yunanistan'da bilmiyorum tanınıyor mu? Ama Türkçe'de herhalde meraklısı varsa bunun bir şekilde tercüme edilmesinde ben yarar görüyorum. Bu çok önemli bir bilimsel kitap. Bir de son olarak onu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de bu konuda senin yaptığın çalışmanın dışında
Türkiye'de Rumya'nın Lazların başlattığı gibi öğretilmesi konusunda biraz evvel bir arkadaş söyledi, yani şey video yapmış olduğu videolar var ama herhalde bunun bu dilin bir şekilde yaşaması için bir şekilde öğretilmesi lazım. Yani nesiller ilerledikçe bu dil zaten ölmekte olan, yani şu anda can çekişen bir dil. Biz onlardan, ben son nesillerden bir tanesiyim herhalde, artık biz öldükten sonra konuda konuşacak kimse kalmayacak ya. O durumda Türkiye'de bu konuyu şekilde ele alacak, az çok öğretecek bir ortam var mı? Maalesef bu konuda kendisini geliştirmeye çalışan insanlar da yok, ilgilenen insanlar da çok az. İlgilenen insanlar da bu Romeika'yı öğrenip öğretebilecek seviyeye gelebilmesi için 5-10 yıl gerekiyor. Yani öyle kolay bir şey değil. Yani 5-10 yıl Romeika ile ilgili çalışacak, yeni Yunanca'yı öğrenecek, Yunanca okumasını, yazmasını öğrenecek, Romeika okumasını, yazmasını öğrenecek. Yani 5-10 yılda ancak yetişebilir böyle bir insan, ki ben Türkiye'de böyle bir ilgiyi, yani bu derecede de bir ilgiyi göremiyorum. Yeni nesilden de dil bilim okuyup da hani Romeika'ya böyle etraflıca sarılmaya çalışan ya da bu konuda arayıp araştırıp sorup soran insanlar da yok. Dolayısıyla belli bir süre sonra bu konu kapanıp gideceğe benziyor. O zaman başka bir sorun ortaya çıkıyor. Evet. Pardon, bir son bir şey. Sırada 6 kişi var. Pardon, o zaman bitiriyorum. Yok, yani Yunanistan'da da bu konu malum biliyorsunuz çok uzun zaman bu konuda tamamen yani bir folklor dili olarak kabul edildiği için öğretilmedi. Şimdi arkadaşlar diyor ki işte Yunanistan'da üniversitelerde öğretiliyor ama benim bildiğim bir Selanik Üniversitesi'nde vardı böyle bir bölüm ama orada da çok böyle bilimsel bir öğretim olduğu kanaatinde yok. Yani, değilim. Türkiye'de de var, Ankara Üniversitesi. Buradakiler Ela Romei Deftes ise Kalos Romeika biliyorum zannediyor. Romeika bu değil. Anladım. Tamam, o zaman bitiyor. Teşekkür ederiz. İrfan Bey bekliyordu. İrfan Bey'e sözü veriyorum. Ben biraz daha konuya dönmek için iki tane soru soracağım. Birincisi, hiç bilmeyenler için Romeika dili nerelerde konuşuluyor? Türkiye'de ve dünyada. İkincisi, bu dilde edebiyat yapılıyor mu? Yayınlanmış yayınlar, kitaplar, dergiler falan var mı? Bu kadar. Evet. Romeika mübadele ile birlikte Yunanistan'a gönderilmiş Karadeniz diasporası tarafından az bir şekilde kullanılmakta hala. Yer yer yani. Zaman zaman, bir de sürekli değil yani, güncel sürekli kullananlar çok çok az. Belki bazı köylerde bazı yaşlılar inatla kullanıyordur. Bunun ötesinde mübadele öncesinde eski Sovyet ülkelerine, yani bu Gürcistan, Ukrayna, işte ne bileyim Ermenistan, hatta Kazakistan'a kadar Stalin'in sürgünüyle evet, Kazakistan'a gönderilen bir sürü Karadeniz Rum tarafından da halen o eski Sovyet ülkelerinde diyelim genel olarak bazı köylerde kullanılıyor. Türkiye'de ise sadece Trabzon ilinde Tonya ve Solaklı Vadisi boyunca toplam olarak 55-60 köyde falan kullanılıyor. Yaklaşık nüfus ne kadardır Vahit Bey? Şimdi nüfus açısından çeşitli bilgiler verilmekte. Yani bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Sadece bizim Karaçam köyü, yani Karaçam Yukarköy, o gene 2000'li yıllarda 10.000 kişiydi. Şimdi gitsen 500 kişi bulamazsın. Dolayısıyla çok büyük ölçüde diasporamız var. Fakat eski kaynaklara, yani kilise kaynaklarına baktığınız zaman mübadele öncesinde Trabzon'da 190 bin
Müslüman Rumca konuşuyordu. Bunlar mübadeleye dahil olmadı. 190 bin. Türkiye o zaman 12,5 milyondu. Oranlama yaparsanız belli bir miktar bulursunuz. Fakat bu bugün halen geçerli mi? Belki akrabalık açısından geçerli. Fakat bundan 40-50 yıl önce İstanbul'a, oraya buraya Anadolu'nun çeşitli yerlerine göç etmiş insanların bugün çocuklarının bu dili kullanması söz konusu değil. Dolayısıyla belki Karadeniz'de olduklarının farkında bile değiller 10 yıllar sonra. Dolayısıyla yani bugün 60 köyde işte 300-500 kişiden hesaplarsan ne kadar insan bu dili konuştuğu belki biraz yani fikir verici olabilir. Fakat şey mesela yeni göç ettirilenler var. Mesela Kıbrıs'ta birkaç köy var. Bunlar toplam olarak mesela bazı köylerden gönderilmiş oralara hala konuşuyorlar. O da güncel değil yani çok böyle ihtiyarlar arasında işte ya da ihtiyarların çocuklara konuşması sırasında konuşuluyor. Ondan sonra unutuluyor. Kıbrıs'ta bir iki köy işte İmroz'da var epey bir nüfus. Ondan sonra Van'da bir iki köy var. Türkiye devlet olarak götürülmüş, göç ettirilmiş Çaykaralılar var. Orada konuşuyorlar hala. Artı Hatay, Akyazı'da belli bir karakol var. Bursa, İnegöl'de var. İstanbul, Güngören'de falan var. Yani bazı ufak böyle merkezlerde toplanmış, birikmiş bazı aileler hala kendi işlerinde bu dili kullanıyorlar. Fakat bunu sürdürmeye yönelik herhangi bir çabaları yok. Çünkü yeni nesil bilmiyor artık. Yani yeni nesil bırakın İstanbul'da göç etmiş, yıllarca İstanbul'da ya da işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşamakta olan bir ailenin çocuğunu. O gene de artık 20 yaşındaki gençler Rumca konuşmuyorlar. Sadece anlıyorlar. Yani ihtiyar annesi ya da nenesi işte bir şey söylüyor, onu anlıyor. Cevabı Türkçe oluyor. Yani 20 yaşındaki insanlar artık ihtiyarlayınca Romeika yok. Düşünün bu kaç senelik bir şeydir. Yani 60 yaşına gelesiye ya da 70 yaşına bir 40-50 yıllık toplam bir yaşama süreci kaldı. Yani bu dilin. Çok teşekkür edebiyat. Ederiz. Edebiyat konusuna gelince edebiyat konusu Türkiye'de herhangi bir çalışma bugüne kadar benim bu sözlüğüm dışında ciddi bir şekilde yapılmamış. Bazı Trabzon'la ilgili çıkarılmış olan kitaplarda işte yer atları, işte kelime listeleri gibi. Mesela Ömer Asan'ın Pontus Kültürü adlı kitabındaki son bölümde verdiği bir kelime listesi vardı. Öyle ufak tefek çalışmalar var. Bazı arkadaşların son dönemlerde Hakan Özkan diye bir adlı bir Sürmeni bir arkadaşım yaptığı böyle bir makale çalışması var. Onun ötesinde yok fakat burada Yunanistan'da var. Mesela örneğin hemen bir örnek vermesi. Abanda, Xenofon'un Abandası Romeika'da yazılmış. Xenofon'un Abandası'nı Aristofan'ın Abandası. Aristofan'ı şey yapmış, Romeika yazmış artı O Küçük Prens uluslararası bir çocuk hikayesi. Daha yeni Pontusça yani Karadeniz Romeika'ya çevrilmiş. Bunun gibi bir iki klasik daha Romeika'ya çevrilmiş. Ve artı bu dille ilgili burada yeterli derecede çalışmalar var zaten. Fakat Türkçe'de yani bunlardan Türk okurların yararlanması imkansız. Çünkü yeni Yunanca'yı bilmiyorlar. Yeni Yunanca'yı bilmedikleri için de bu kitaplardan yararlanmaları mümkün değil. İş bana kaldı. Çok teşekkürler. Ben sıradan sorulardan devam ediyorum. İlyon Bey de sıra. Sonra da Saniye Hanım'a söz vereceğim. Kusura bakmayın. Pardon. Aslında evet, İlyon Ereli bir kelime Rumca'da. Ben sonradan aldım bu ismi. Hatta kimliğime de geçirdim.
Neyse, o ayrı bir konu. Herkese iyi akşamlar. Rayt abi, İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Yani aslında çok konuşulacak konu var. Çok heyecanla da bekledim bu saat 8 olmasının neler konuşulacak diye. Sorularım da çok aslında. Paylaşmak istediğim şeyler de var. Hazır böyle ilgili bir kalabalık bulmuşken. Ben de Türkçe öğretmeniyim. Yani uzaktan yakından da olsa biraz bir dil bilim şeyimiz var ama Romeika ile ilgili çalışmak gerçekten çok zor. İki kat zor, çünkü bir taraftan da Yunan alfabesi gibi bir zorlukla da karşılaşıyoruz. Yani biz Türkiye'dekiler bu alanda çalışma yaparken en sıkıntı yaşadığımız konulardan biri alfabe sıkıntısı, biliyorsunuz. Bununla ilgili şöyle bir sorum olacak. Yani tabii ki bazı sesler sadece Yunan alfabesinde var. Mesela Romeika'daki bazı seslerin Latin alfabesinde karşılığı yok. Yani illaki sadece Yunan alfabesiyle mi Romeika ile ilgili çalışma yapılabilir? Sorularımdan bir tanesi bu. Diğeri de şu. Çocuklarım var. Kızımla ben 3 yaşına kadar Rumca konuştum. Israrla ve inatla ona öğretmek için çok uğraştım. 3 yaş ilk konuştuğu dil de Rumca oldu. Romeika oldu. Gündelik dili kotarabildik bir süre ama kitap okumaya sıra gelince kitapları okuyoruz. Belli bir süreden sonra artık 3 yaşından sonra kavramlar, daha soyut şeyler ortaya çıkıyor. Yani o kitap okurken o karşımıza çıkıyor. Çok sıkıntı yaşadım, yapamadım. Ve bir yerden sonra zaten bir sürü şeyin etkisiyle, egemen değil ya da ne bileyim çevrenin koşulları, memleketimde de değilim. Maalesef Türkçe ile devam etti. Romeika öyle orada kaldım. Sonra bir arkadaşım dedi ki, madem böyle niye o zaman kitapları otur sen çevir dedi Romeika'ya. Tabii bu çok zor bir şey. Ama en azından hani herkesin bildiği bu anonim masalları öyle bir çevirebiliriz diye düşündük. Sağ olsun Vahit abi çok yardımcı oldu, destek oldu. Bu alanla ilgili ufak tefek çalışmalarım var. Bilmiyorum nasıl neticelenir. Ama yani Vahit abinin... Şunları da okuyalım. çalışmaları hem ilham oluyor, hem umut oluyor, hem yol gösteriyor. Çok ciddi, çok güzel çalışmalar. Siz diyorsunuz işte ben dil bilimci değilim falan, çok mütevazi bir tavır takınıyorsunuz ama bence illaki böyle bir resmi yerlerden tanınmış diplomaların olması gerekmiyor. Yıllarınızı veriyorsunuz. Nasıl çabaladığınızı görüyorum. Çok ciddi bir emek var. Bir şey yani öğrendim. Acaba, ne kadar Romeika'yı tanımadığımı öğrendim. İçine girince hani bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim. Aynen öyle. Şunu söyleyeceğim. Acaba yani şimdi az önce siz de söylediniz. Sanki bu çabalarımız yani özellikle sizin çabalarınız mutlaka bir şeye varmalı. Bununla ilgili bir akademi kurulabilir mi mesela? Yani bir yerden başlanır. Çünkü yeni insanlar çok ilgilenmeye başladılar. Şimdi gençler de bana soruyor memlekete gidince. Ne yapabiliriz? Nasıl öğrenebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Böyle bir ilgi de var. Böyle bir düşünceniz var mı? Mesela bu pandemi süreci aslında bize şöyle de bir güzel bir kapı sundu. Online sayesinde hiç bir araya gelemeyecek insanlar bir araya gelebiliyorlar. Böyle online tarzda bir akademi olabilir mi diye düşündüm böyle. Ya da sadece bir avuç hayalperest miyiz? Ne diyorsunuz ben, yani? Ben devlet değilim. Bu konuda benim yapabileceğim herhangi bir girişim ya da ne bileyim herhangi bir devlet olarak bir durumum falan yok. Yani bir şeye öncülük yapmak gibi bir durumum yok. Ben zaten elimden geleni yapıyorum. Yazıyorum, çiziyorum, şeyler karalıyorum. Öyle ne kadar ne yapabilirim, ne kadar daha hani bu konuda bir şeyler hazırlayıp topluma sunabilir miyim ama toplumsal talep zaten olsa kendiliğinden o görülür. Yani hissedilir ve o bir araya gelinir bir şekilde dernekler kurulur. Lazlar örnektir bu konuda mesela. Çalışanları, Lazca'nın çalışanları bayağı bir gruplar halinde örgütlü şeyleri var. Dernekleri var. İşte bu konuda çeşitli yayınları var. Ortaklaşa çalışmaları var falan filan. Yani onlar örnek alınabilir hazır komşumuzken yani yanımızda
Yani başımızda onlardan bir şeyler öğrenebiliriz bu konuda neler yapılabileceği konusunda. Fakat böylesine bir toplumsal talep yok. Bizde çünkü çok büyük bir çekince var. Biliyorsunuz mesela Rumca, Romeika, işte Yunanca ile ilgili ilgisi olması vesaire. Türkiye'de yani bir şey gibi gözüküyor. Yani siyasi açıdan engelleri yani çok kötü bir şey tabii ki bu. Çok büyük bir nasıl söyleyeyim, çünkü Türkçe kelimeler de aklıma gelmiyor. Yani şeyin gölgesinden korkan bir ülke ve bu korkusunu da bütün kafalara yaymış bir ülkeden söz ediyoruz. Toplamı soruyorum bazı mesela hani bu acaba bölücülük mi yapıyorsunuz, işte pontusçuluk mu yapıyorsunuz diyenlere falan filan. Diyorum pontusçuluk nedir? Bölücülük nedir? Bu kavramların Türkçesini bana iyice anlat. Sonra ben sana bölücü müyüm, terörist müyüm anlatayım. Şimdi anlatıyor. Ben diyorum 50-60 köyle beraber ne yapabilirsin? Bir kasaba kurabilirsin. Ya hadi diyelim bir ilçe. Bir ilçe koskoca Türkiye'yi nasıl böler? Olmaz bu iş. Peki olmayacak bir iş için ben niye uğraşayım? Deli miyim? Yani insanlar bir tuhaf. Türkçeyi bilmiyorlar, kavramları bilmiyorlar, kavramların içeriğini bilmiyorlar, bizim potansiyelimizin ne olduğunu bilmiyorlar, tehlikeyi bilmiyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece sanki hani yapılan bir şeye çamur atma gibi babında böyle bir çıkış yapıyorlar sadece ve bir şeyler konuşuyormuş gibi ya da kendi fikirleri varmış gibi ortaya çıkıp bir şeyler söylüyorlar sadece. Sen yapma, niye yapıyorsun? Yani gözükme ortalıkta. Ben çünkü bir şey beceremedim. Kıskançlık mıdır, nedir bilmiyorum. Fakat işte böyle bir şey. Devlet de şey yapıyor, pompalıyor bu işi. Öyle devam ediyor. Şimdi şeye gelince, ilk soruna gelince, Romeika'nın Latin harfleriyle yazılması imkansız. Çünkü neden imkansız? Şimdi Latin harflerinin içerisinde mesela V, H, ondan sonra P, ondan sonra X, ondan sonra yani birkaç şey var, telaffuz var. Bunların karşılıkları yok. Şimdi bunların karşılıkları olmadığı zaman sen Latin harfleriyle mesela hani bir şeyi zadi yazacağın zaman yani çıra, zadi. İki delta var orada. Şimdi bununla dadı yaptığın zaman acaba ne dadı yani nene mi söylüyorsun? Ne söylüyorsun yani? Ondan sonra demir kullanacaksın. Mesela Türkçeden alıntı bir kelime. Orada neyi kullanacaksın? Eğer Zadi'da delta'yı kullanırsan, demirde de D'yi kullanırsan sanki aynı telaffuzu kullanmış oluyorsun. Tek Yunanca'nın dışında hani belki ilaç olabilecek alfabe uluslararası sesçil alfabedir. Yani İrfan daha iyi biliyor. Uluslararası sesçil alfabeyi Türkçe bilen insanlar çok karıştırır. Mesela Cherry'i Ç ile yazıyor. Cherry. Cherry diye. Ben biliyorum. Fakat bunu öğrenmek için çok Yunanca'dan daha zor. Yunanca ile yazıldığı zaman ne kazanıyoruz biz? Bütün telaffuzları kazanıyoruz. İki telaffuzumuz kalıyor. Ş ve Ç. Ş ve Ç'leri uluslararası sesçil alfabeden karşıladığın zaman sorun bitti. Artı ne kazanıyoruz? Kelimelerin kökenine inmede, yani yarın öbür gün düşün birileri etimolojik bir çalışma yapacak sözün üzerinde, kelimelerin kökenlerini araştıracak. Yunanca yazılımlarıyla baktığı zaman anında kökenini bulabiliyor ya da bulabilmesi kolaylaşıyor. Fakat siz onu telaffuz olarak yani düşünün e-i ile biten, son eki e-i ile biten ama i telaffuzu ile telaffuz edilen karakteri sadece i koyarsanız adam onun ya da e-i ile başlayıp da i telaffuzuyla başlayan kelimeleri nerede arayıp bulacak adam? Yani bu acaba ita ile midir? E-i ile midir? O-i ile midir? Ne ile? Hangi i ile? Bilmiyorsun. Ama Yunanca yazdığın zaman biliyor. Bildiği için de görüyor zaten. Gördüğü için de onun kökenini bulması kolaylaşıyor. Öteki türlü kayboluyorsun. Yani Romeika, Romeika yok. Yani yabancı harflerle Romeika'yı yazmak imkansız. Yani onu yok etmek için ancak yazarsın. Başka yani mümkün değil. Ben 50 çeşit metot denedim. Ve bu metotları
defalarca sildim, yaptım, sildim, yaptım, sildim. Çünkü uymuyor. Tamam diyorsunuz, tutturdum. Aşağı iniyorsunuz, bir kelimede önünüze şey, duvar çıkıyor. Diyor ki hop, burada hangisi şimdi? Yani olmuyor. Teşekkür ederim. Yani tabii sıkıntılar çok fazla o anlamda. Yani şu anlamda söylüyorum bunu. Şimdi öğrenmek isteyenler var, merak edenler var. Ya da işte ne bileyim, benim gibi hani benim çocukları yetiştirme sürecinde işte çocuklarına Rumca masallar okumak isteyenler var. En azından bir konuşma dili olarak, hani yazı dili çok farklı. Konuşma dili olarak masalları okuyabilecekleri, yani böyle yazılı bir şekilde karşılarında olsa ve onu kullanabilse, hani daha hızlı bir yayılım, daha hızlı bir kendini geliştirme anlamında düşündüm ama. O gibi çalışmaların yanında, yani Latince yazıp yanında Rumcasını da koymak çok evet, daha yararlı olacaktır. Olacak, hemen azından, en azından doğru dürüst bir şeyleri öğrenmek isteyen kişi karşılaştırıp Yunanca karakterleri öğrenebilir. Yani çok da böyle zor bir şey değil. İsteyen aslında bir haftada, ben Yunanistan'a, Atina'ya gelesiye kadar neredeyse bütün karakterleri çözmüştüm. Yani o kadar basit, yani çok da zor değil. Yazmak zor ama okumak için kesinlikle bir hafta yeterli. Yani bir genç için öğrenmek isteyen, ciddi bir şekilde öğrenmek isteyen bir genç için bir hafta yeterli. Cerikonlu öğrenmesi gerekiyor. Yani okuyabilirsin. Fakat yazmanın biraz bir orada metodoloji işin içerisine giriyor. Orada biraz zorluk çeker. Ben bile halen yanlış yapıyorum yazarken mesela. Çok teşekkürler. Rica ederim. Saniye Hanım'a söz veriyorum şimdi. Vahit Bey, teşekkürler sunumunuz ve cevaplarınız için. Ben kısa bir soru soracağım. Türkçe'de tam karşılığı olmayan, çevrildiğinde de Romaika'daki duygusunu ve tadını kaybeden ya da kaybettiğini düşündüğünüz sözcük, kalıp ya da seslenme sözü var mı? Özellikle burada bizim öğrenebileceğimiz, bize böyle biraz katkıda da bulunabileceğimiz öyle birkaç sözcük örnek verebilir misiniz acaba? Çok var, fakat şu anda benim aklıma takılan, çünkü benim beni en az 20 kez uğraştıran bir kelime vardı. O aklıma geliyor şu an. Tek kelimeyle bir koskoca bir senaryoyu anlatıyorsun. Fakat onu Türkçe ya da yeni Yunanca ya da herhangi bir dile çevirmekte yarım sayfa kadar bir şey lazım. Yani mesela dozo apoleçiyen ya da apoleçia, ben kendim apoleçia. Şimdi bu nedir? Ben yolda yürürken bacaklarım kayıyor, fakat bu kayma şekli bacağın bir tanesi sağa bir tanesi sola kayacak şekilde ve affedersiniz kıçım da yere değecek şekilde böyle bir kayma yaşadığımı anlatıyorum tek kelimeyle. Yani bunu tercüme ederken şimdi, yani nasıl tercüme edersin diye düşünür durursun. Yani defalarca bu konu üzerinde düşündüm. Yani bunu nasıl kullanayım, affedersin işte kıçı kullanmadan nasıl yapayım, nasıl çevireyim. Çeviriyorsun, dönüyorsun, dolaşıyorsun, başka şey aklına geliyor bir daha. Yani böyle çok kelime var. Aklıma gelen bir tane sadece söyledim. Böyle çok kelime var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu sadece Türkçe değil, yeni Yunanca'ya çevirmekte de aynı şeyi yaşıyorsun. Çok teşekkürler. Henry Bey de şimdi sıra. Ama Henry Bey çıkmış. Vahit Bey bu sunum için çok teşekkür ederim demiş. O yüzden diğer sıraya geçiyoruz. Muhammed Mustafa Bey. Orada mısınız? Mikrofonunuz kapalı. Duymuyorum kimseyi. Mikrofonu kapalı sanırım. Tamam. Bir sonraki isme geçeyim o zaman ben yine. Sorular çoktu. Kusura bakmayın. Takip etmekte birazcık zorlanıyorum. Mehmet Günaydın da şimdi sıra. Vahit Bey, şunu sormak isterim. Geçtiğimiz yaz Uzun Göl'e gitmiştim. Oradaki köylerle Rumca konuşmak, onları videolaştırmak adına.
Köye vardığım zaman genç, orta yaş ve yaşlı insanlarla karşılaştım. Hepsiyle Rumca konuşmaya çalıştım. Onların %70'ini anladım, %30'unu anlamadım. Onlar belki %50'mi anlamamışlar benim taraftan. Yani bir sorun yaşıyoruz. Senin bahsettiğin Solaklı Vadisi, işte Çaykara, Sürmene, Of tarafları ile bizim Tonya yöresinde bazı farklılıklar var. Örnek vermek gerekirse en bariz farklılık bu uç kelimesi ki Tonya'da kullanılan. Biz ki pao deriz, siz uç pao diyorsunuz. Bu tamamen ters anlamakta bayağı zorlandığımız taraflar karşılıklı anlaşmada. Bu farklılıklar neden kaynaklanıyor? İkincisi, 20 tane Rum'la sohbet ediyorsam gerek görsel gerek yazışmalı olarak sanki diyorum ki bunlar benim komşum. Yani yıllarca birlikte yaşamışız, çok doğal anlaşabiliyorum. Onlardan belki bir tanesi, atıyorum 20'de bir tanesi Solaklı Vadisi tarzı yazıyor veya konuşuyor. Sorum şu, bu uç ve ki arasındaki fark nereden kaynaklandı? Ve gerçekten asıl orijinal Rumcaya, Tonya yöresi Rumcası mı daha yakın, Solaklı Vadisi Rumcası mı daha yakın sana göre? Ama objektif söylemeni istiyorum Vahit Bey. Tamamen şöyle söyleyemeyiz. Yani Tonya Rumcası arkaik orijinal biçimine çok daha yakın. Of Rumcası biraz daha geride falan filan. Hayır, öyle bir şey yok. Siz bazı konularda orijinale yakınsınız, biz uzaklaştık. Biz başka konularda orijinale yakınız, siz uzaklaştınız. Yani bu tutup bunları sayıp %51 sizin taraf orijinale daha yakın, bizimki %49 böyle bir ayrıma gitme. Yani böyle bir analiz yapmadım. Fakat şunu şöyle söyleyebilirim. Solaklı Vadisi'nden Çitakizmos, bu Keninçe yani palatalize olup yani arka damaksıl olan ku hu hu harflerinin ön damaksıllaşması, palatalize olması ve ç, yani önüne e ve i geldiği zaman yani çeçinin kekinin çeçi olması ya da heşinin şeşi olması durumunu ortadan kaldırdığımızda Solaklı Vadisi'nin dili çok daha orijinal kalıyor. Fakat sizin kekileriniz olduğu gibi kaldığı sürece şeyi dengeliyorsunuz. Yani orijinalden uzaklaşsanız dahi diaspora ile beraber işte demin az önce söylediğim gibi komşu komşunmuş gibi konuşabiliyorsun. Çünkü diasporanın ağzı da Tonya ağzıyla aynı. Yani siz biraz daha şöyle söyleyeyim, yani biraz daha güncellenmişsiniz, biraz daha değişmişsiniz. Biz dağ başlarında devletle hiç ilişkimiz olmadığı zamana kadar bu dili orijinal biçimiyle korumaya çalıştık. Fakat bu Çitakizmos olgusu, yani boğaz harflerinin ki durumunda çeçi olması, yani palatalize olması durumu sadece Of yöresine ait değil. Yunan dünyasının, yani Helen dünyasının bütün şivelerinde %60 oranında var. Yani %60 oranında Rumca ya da Yunanca konuşan insanların %60'ında bu Çitakizmos olayı, yani palatalizasyon olayı var. Dolayısıyla sadece bize ait, sadece bize özgü işte bir hatalı bir durum ya da anormal bir durum gerçekleşmiş de onun için var diye bir şey yok. Bu mevcut olan bir fenomen dil içerisinde, Helence'nin içerisinde, hatta bütün dillerde. Mesela İngilizce'de bile bu T'lerin Ç olma durumu var. Sadece K'lerin değil, T'lerin de Ç olma durumu var. Şimdi aklıma örnek gelmiyor ama yani bütün dillerde var. Ben biraz bilmiyorum, bitmek üzere sanırım program. Ya hızlıca son soruları da alıp artık yani, toparlarız.
benim yaptığım şu anki çalışmamda bu konuları irdeleyen bir sürü örneklerim var. Yani Tonya ne yapıyor? Solaklı Vadisi yöresindeki şiveler nasıl konuşuyor? Nerede ses değişikliği var? Nerede ses düşüşü var? Nerede ses eklentisi var? Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalıştım. %100 değil ama yani önemli bilgiler var. Aklıma yani gördüklerimi yazdım. Bu yaz Ogene'ye gideceğim. İnşallah oradaki insanlarla rahat anlaşabileceğim. Anlaşamadıklarımızı mecbur Türkçe'ye çevirerek anlaşacağız. Yani Ogeneliler bütün Solaklı Vadisi'ndeki insanlar kafalarında yani telaffuzlarındaki Çeçi'nin keki olduğunu yani ke olduğunu biliyorlar. Öğrenirlerse, öyle algılarlarsa büyük ölçüde anlaşamama sorunu ortadan kalkar. Çünkü sentaktik farklar çok az. Yani hiç yok hemen hemen. Aynı dili konuşuyoruz. Ufak tefek sizde bazı farklı kelimeler var. Onlar bazen şaşırtabiliyor ya da işte anlayamama durumu. Zaten bir de adam ego çe esi derken ego ke esi'yi anlayamıyor. Yani o bunu bilmiyor. Bunu bilmediğinden kaynaklanıyor. Bilse sorun ortadan kalkacak. Hızlıca devam ediyorum. İbrahim Tuncer'in bir sorusu varmış. İbrahim Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vahit Bey, bu çalışmayı yaptığınızdan dolayı çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Evet, böyle bir şey yapılması gerekiyordu. Ama şunu sorabilir miyim? Rumlar döneminde acaba alfabe, yani o Rumca konuşulduğu dönemde, bundan önceki yıllarda hangi alfabe kullanılıyordu? Çünkü zannedersem Grekçe alfabe Karadeniz'de yoktu. Karadeniz'de Grekçe alfabe yoktu dediğinizde Karadeniz'de yapılan bütün yeraltı çalışmalarında Türkçe mi yazıyor? Çıkan yazıtlarda Türkçe mi var? Ne yazılıyordu onu mu soruyorum ben de merak ediyorum. Elbette Grekçe kullanılıyordu ve bütün o dönem Karadenizlilerin dahi bir sürü bilim adamları var Karadeniz'den çıkmış. Trabzonlu, Giresunlu, Samsunlu. Bu insanların yaptığı bütün çalışmalar o dönem Grekçe ile yazılmış. Yani demek ki adamlar öğrendiği dilde bir şeyleri yazıyor ve o dil Grekçe. Bu konuda eğer isim listeniz yoksa elinizde size gönderebilirim. Bu konuyu daha önce de sanırım konuşmuştuk. Yani bizim yaptığımız çalışmalarda biliyorsun ben Rumca kelimelerde de bir kısım çalışması yaptım. Ama yaptığımız çalışmalarda genelde Farsça dillerine rastlıyoruz. Onlar çok sonraki dönem yani 300-500 yıl eğitim almamanın sonucunda insanların tamamen alfabeden koptuktan sonra fakat konuştuğu dili bir şekilde bildiği Osmanlıca ile yazılmış Rumca türküler var. Evet. Benim elimde var mesela. Osmanlıca yazılmış ama Rumca türkü yazılmış. Ya da Farsça aynı yazı zaten. Fark etmez yani. Neticede Arap alfabesiyle yazılmış. Öyle diyelim. Arap alfabesiyle yazılmış. Romeika'ya rastlıyorsun. Bunu ne zamandan sonra rastlıyorsun? Son 100-200 yıl, belki de 300 yıl önce yazılmış bir takım türkülerde falan vesaire yazıyorsun. Fakat onun öncesinde henüz Pontos İmparatorluğu varken o dönem çıkan bütün kitaplar, mesela bugün Türkiye'de bir yılın Karadenizli'nin yazdığı Türkçe kitaplar var. Bunları bir yere kazımıyor insanlar. Bütün Türkiye'de o kitaplar dolaşıyor. O zaman da Trabzonlu bilim adamların yazdığı kitaplar bütün Anadolu'da dolaşıyordu. Bütün hatta Yunan dünyasında dolaşıyordu ama kullandıkları dil o dönemin diliydi. Yazı dili ile her zaman halkın dili bütün dünyada farklıdır. Yani sen köyde konuştuğun, Türkçeden şöyle bir örnek vereyim. Şive dediğin zaman şöyle bir şeydir. Napcan, netcan. Geleceğim mi, gideceğim mi? Şimdi böyle kitap yazılmaz. Böyle konuşulur fakat, anlaşılır. Fakat ne yapacaksın, ne edeceksin, gideceksin? Romeika dediğimiz, bizim köyde konuştuğumuz, bugün konuştuğumuz dil bu. Yani ne yapacaksın, ne edeceksin, geleceksin, gideceksin. Ha böyle bir kitap, bu şivede, bu şeyde,
biçimde herhangi bir kitabın yazılması yazılmış olması mümkün değil. Bugün bunu yapmaya çalışıyoruz. Niye? Mevcut olan şive işte kaybolmasın, kayboluyor. Bunu kaydedelim. O yüzden, yoksa bu dilin yazım kuralları gereği yazılmıyor bu şeyler. Yani Romeika yazılan, işte yazılmaya çalışılan metinler sadece bu kaybıyla, yani dilin kaybolmaya başlamasından dolayı şiveyle ilgili, şiveye dokunmadan bir şeyleri yazmaya ve kaydetmeye çalışıyoruz. Yoksa yazım kuralları gereği böyle bir yazı yok. Peki hocam, niye Romeika'da Rumca değil kitabımızın ismi? Romeika. Evet, niye Rumca değil de Romeika'dır? Biz onu Romeika'dır, dedilerimiz de Romeika olarak adlandırdı bugüne kadar. Ben pişman oldum. Yani bugün bu sözlüğü çıkarmış olsam Trabzon Helencesi Türkçe yazardım. Veya Trabzon Helencesi olabilirdi yani. Yani o isim sırasında sadece benim şeyim de değildi. Biraz da Heyamola'nın, yani yayın evinin sahibinin, Ömer Bey'in Rumca bilmesi, Romeika olarak kelimeyi bilmesi ve illa da hani bu kelimenin Romeika olması gerektiği üzerinde, bu konu üzerinde biraz şey oldu yani, biraz sürtüşme ya da bilgi alışverişi düzeyinde şöyle olsun, böyle olsun, öyle olmasın, böyle olmasın. Çünkü ilk defa çıkıyordu. İnsanlar bir şekilde nasıl bir sözlük ellerine alıyorlar, nedir bu gibi. Şimdi Rumca Türkçe yazsan orada belki biraz çok genel, yani Yunanca Türkçe gibi algılanacaktı. Yani öyle bir sözlük onları. Ama Romeika direkt onun ana diline vurgu yaptığı için belki işte hani daha kolay gördüğü an işte onun ana dili aklına gelir, alır karıştırır ve satın alır. O düşünceleri vardı. Yoksa isim ile ilgili herhangi böyle politik bir düşünce ya da ne bileyim işte, yok inadına hocam, şöyle olsun böyle olsun, öyle bir şey yok. Hayır hocam, genelde yani konuşulan bölgelerde Rumca olarak geçiyor. Rumca onu Türkçeden bundan söz ederken, Türkçe söz ederken, yani seninle konuşurken, Türkçe konuşurken konuştuğumuz dil, ya Rumca biliyor musun diye sorabilirim. Sen de evet Rumca konuşabiliyorum dersin. Fakat Rumcayı kullanan insanlar kendi aralarında Rumca ekseriz mi demiyorlar artık. Diyorlar aşağıdaki köyler, yani Türkçeleşmeye, güncel artık Rumeika'yı terk etmiş, terk etmeye başlamış ya da artık çift dilli duruma düşmüş. Hatta güncel daha fazla Türkçeyi kullanmaya başlayan, örneğin Çaykara'nın mesela bir takım köylerinde artık Rumca ekseriz mi diyebiliyor insanlar. Fakat bu öyle değildi eskiden. Şimdi hocam, Gürcistan tarafında yaptığımız çalışmalarda sizin kitaptan bahsettik de Romeika yani söylediğimiz zaman niye Rumca diye sorusunu aldık orada. Hatta kayıtlarımızda da var. Niye Rumca değil de yani bizi sizin dilinizin dışında mı tutuyorsunuz? Çünkü orada konuşanlar birebir bizim gibi konuşuyorlar. Biz de aynı dili konuşuyoruz. Bizde Rumcadır. Yani orada hakikaten Rumca. Ya, mesele isme mi takıldık yani? Yok, hayır hocam, yani soruyorum onu. Keşke, hocam, keşke böyle çalışmalarımız çok olsa da isimleri değişik olsa, içeriğinden haber versin. Rumca'da kaç kelimenin olduğunu öğrenebilir miyiz? Ya benim yani sözlü yapma aşaması bayağı bu konuda bir fikir yürütme, yani tahmin yürütme şeyi gelişti bende. Normalde 20-25 bin kelime kadar kelime hazinemiz var. Lokal aramalarda derleme yapılsa kesinlikle 20-25 bin civarında kelime var. Çünkü benim eklemediğim yüzlerce kelime var. Çünkü son aşamada öylesine bıkmıştım ki, yani bildiğim aklıma geliyor kelimesi uyurken, tam uyuyacak sırada tam aklıma geliyor, kalkıp yazmam mümkün değil. Boş ver diyorum, gitsin yani, kaybolsun artık. Çünkü bitmiştim yani, öylesine bir bitkinlik yaşadım. Güncellemeyi düşündüğünüz zaman o kelimeleri de eklemeyi düşünüyor musunuz? Zaman zaman güncelliyorum, fakat şu anda yığın işlerim var. Yani önümde
bu analiz, Romeika'ya analiz ve tanıtım kitabı var. İşte o hani 120 hikayeyi farklı köylerden derleyip işte bir araya getirdim ve onlar üzerinden köyler arası şive, mikro idiomları, işte diyalekleri falan analiz etmeye, bulmaya, tespit etmeye, onları yazmaya ve aradaki farkı şey yapmaya çalışıyorum. Artı iyi de bir kitap olacak çünkü çok komedik şeyler var. Çok komik fıkralar var, anekdotlar var işin içerisinde. Sana, eski böyle eski unutulmuş yani günümüzde birçoğu. Sana dersen bir de etimolojik olarak da çalışmayı düşünüyorsunuz herhalde. Yok. Eller havaya çünkü mümkün değil. Belki şeyimde yani hayalimde mikro toponimiye dayalı yer adları çalışması var. Çünkü mikro toponimi şu ana kadar günümüze kadar herhangi bir kimse tarafından çalışılmadı. Onların etimolojisinde bayağı bir kafa patlatmam gerekiyor. O da ihtiyarlığa kaldı. Yani belki yıllar sonra yaşarsak belki bir ufak bir çalışma daha ortaya çıkabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Merve Hanım bayağı da bekliyordu. Sağ olun. Merve Hanım'a söz veriyorum şimdi. Merhaba. Ben aslında soru sormayacağım. Sadece bahsettiğiniz konularla ilgili benim de küçük bir fikrim var. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi en başta Romeika Vahit abinin tabii ki söylediği her şeye katılıyorum ama galiba atladığımız bizim burada bir şey var. Yani özellikle Türkiye ile ilgili. Şöyle mesela politik sorunlarımız var bizim. Yani direkt Romeika ile ilgili bir şey yapmaya çalıştığınızda direkt politik algılanıyorsunuz. Hatta ben Romeika Ninni, hatta Vahit abi editini yaptı. Romeika Ninni yaptı, YouTube'a yükledik. Dünya kadar hakaret işittim. Hala da işitiyorum. O geneliğin ve o genedeki işte gülmeceleri Yelastika olarak YouTube'da yükledim. Yine aynı şekilde hakarete uğradım. Bir sürü uğruyorum. Şimdi aslında biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapmak da istiyoruz ama korkuyoruz. Ben de korkuyorum. Yani Türkiye'de yaşayıp Romeika ile ilgili bir şeyler yapmaya çalıştığınızda ya da yapmak istediğinizde karşılaştığınız politik sorunlar oluyor. Ben röportaj yaptığım zaman bile bazı gazetelerde işte Rum musunuz, Müslüman mısınız, işte neden Romeika ile ilgileniyorsunuz gibi sorularla karşılaştığımda çok dikkatli cevaplar vermeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi direkt politik algılanıyorsunuz. Dolayısıyla bence Romeika'nın bu kadar geride kalmasının birinci nedeni ben politik sorunlar. Hatta çok yakın zamanda bir Konstantinopolis kelimesini kullandım diye bizim gibi düşünen insanlar tarafından bile farklı algılandım. Dolayısıyla yani bu çok zor. Yani bir adım atmak için 10 tane şeyi geride bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu çok ciddi bir sorun bana göre. Vahit abi lafımı bitirme, sana söyleyeceğim. Şimdi onun haricinde ben Romeika ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi ile çalışmaya başladım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dil bilim öğrencileri hiç Romeika'yı tanımıyorlardı mesela. İlk defa Romeika ile karşılaştılar ve onlarla hani dil bilim üzerine biraz çalışalım dedik. Hatta Vahit abiyle de paylaştım. Daha çok yeni, daha çok 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 başındayız tabii ki. Sonrasında Küçük Prens'i ben de Romeika'ya çevirmeye çalıştım. Hatta Vahit abiyle bu konuda sıkça kavga ettik. Olmuyor, olmadı, olmuyor, olmuyor ki benim ana dilim Romeika. Şunu fark ettim. Şimdi modern Yunanca'yı bilmiyorsan Romeika yazamıyorsun. Çünkü biz sadece konuştuk ve bunu yazı diline hiç dökmedik. Ben de annemden, babamdan, dedemden, herkesten sadece Romeika'yı duydum. Ama hiç yazan olmadı ya da bana ya Merve şunu Rumca yaz demediler. Dolayısıyla Küçük Prens'i çevirmeye başladığımda şunu fark ettim. Benim modern Yunanca'yı öğrenmem gerekiyor. Ve aslında şunu da fark ettim. Merve, sen Romeika ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsan bütün işini gücünü bırakacaksın, Romeika ile uğraşacaksın. Çünkü maddi olarak hani para kazanayım, işte hayatıma bakayım, bir de Romeika ile uğraşayım dersen olmuyor. Dolayısıyla ben de böyle bir karar verdim. Bütün işimi gücümü bıraktım. Artık benim işim Romeika dedim ve artık Romeika ile ilgili çalışmalar yapacağım. İşte
Rumca şarkılar söyleyeceğim. Bunu da yapmamın nedeni sesime güvendiğim için değil, hani gırtlağımı ve o gene Rumcasını doğru konuştuğumu bildiğim için. Yani o gırtlağı, o ağzı ve kelimeleri doğru söylemek için. Rumca şarkılar, işte oradaki hikayeler, Rumca hikayeler. Haricinde üniversiteyle birlikte, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte de gramatik olarak neler yapabiliriz, bunu yapmaya çalışıyorum. Bir de Küçük Prens'i Vahit abiyle kavga gürültü bir iki senede herhalde bitiririz onu, ya da bir senede bilmiyorum. Yani şunu bitiriyorum. Yani tam olarak evet Romeika olmadı, bitecek, gidecek. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Biz gençler evet zaman zaman korkuyoruz. Evet zaman zaman zorlanıyoruz. Ben 29 yaşındayım. Ama ben inanıyorum bir şekilde, ben bir de kadın olarak, yani bir de kadın olarak küfürlere maruz kalıyorum. Dedim ki ya bir kadın olarak ben çıkarsam belki benim arkamdan diğer kadınlar da gelir. Çünkü erkekler, burada biraz pozitif ayrımcılık yapacağım. Erkekler bir yere kadar gelir ama kadınların sesi bence çıkarsa, bu dilde de öyle, bence daha güzel şeyler olacak. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Belki 50 yıl sonra Romeika bitecek ama bence bitmeyecek. Yazılı kaynaklar bırakarak bitmeyecek öncelikle. Hem yazılı kaynakları bırakarak bitmeyecek, hem de ya işte şu olmadı bu. Biz yapabildiğimizi yapalım. Eksik, yanlış, doğru fark etmez. Biz elimizden geldiğini, tarihe işte müzik... not düşmek adına elimizden geleni yapmak ve gelecek nesile bu dili konuşmasalar bile dedelerinin, atalarının kim olduklarını bilmeleri açısından, bir şey miras bırakmamız gerekiyor. Şey konusuna geleyim burada biraz. Vahit abi bitiriyorum. Sadece şunu söyleyeyim, sonrasında lafı sana bırakacağım. Bu bahsettiğimiz konuların en başında bence tutmamız gereken ve bilmemiz gereken en önemli şey, ve yine söylüyorum, bunu yaşayan biri olarak da söylüyorum. Politik olarak korkularımız var. Bugün benim bile varsa, çünkü ben çok korkusuz, çünkü ana dilim. Ben bana gelen insanlar hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar bana Romeika ile gelmeyin. Neden bunu konuştuğumu, neden bunun üzerine çalıştığımla ilgili bana soru sormayın. Çünkü ben çocukluğuma olan borcumu ödüyorum. Ben liseye kadar dünya dilinin Rumca olduğunu biliyordum. Ben Trabzon'a ilk taşındığımda herkes benimle Türkçe konuşunca nasıl yani dedim, bu olur mu? Ondan sonra aslında gerçekle yüzleştim. Yani bence bu çok önemli bir konu ve sorun. Bence oradan biraz da hani zaman, neden Romeika zaman bitiyor? Şu son anekdotumu birileri tamam. için kullanacağım. Tamam, o da bitirdim işte, ben zaten. O da sana, teşekkür ederim herkese. O da sana bu gibi soruları soranlar için söylüyorum. Bizim köyde komik bir kişi vardı, kördü. O Köris Elegan adına. Bunu Rumca'da söyleyeceğim. Diğer bilmeyenlerden özür diliyorum. Rumca bilenlerden de özür diliyorum. Don Körik Eferen'in Eferenani Ksila İneçi Fordusani Sokalafi Apese Valinan Şiferenani Ksila Tökevan'a da Soyaninat Satyagvenani Teren'in Apobisa adına çalışan İvrizi. Nagama şimdi başı dongolu. Yani şunun için söyledim. İnsanlara altın bile versen küfredecekler. Bir şey bulup seni lekelemeye çalışacaklar. Çünkü kendileri bir şeyleri başaramıyorlar ki. Kendileri bir yani hani elle tutulur, gözle görülür, ne bileyim, onları çevreye sokacak, onlara bir eko kazandıracak herhangi çalışmaları yok ve yapamıyorlar. Yapmaya çalışsalar da başaramayacaklarını biliyorlar. Ne yapıyorlar? Bu gibi insanlar İşte devletin o politik bombardımanından da yararlanarak çok kolay bir şekilde, rahat bir şekilde, kendilerinden emin bir şekilde, çünkü devlet baba arkalarında güya, sana saldırıyorlar. Halbuki oturup bölücülüğü kavram olarak inceleseler, ne bileyim terörizmi kavram olarak inceleyip tamamen iyice anlasalar, bizim potansiyelimizi toplum olarak, Rumca konuşan toplum olarak potansiyelimizi değerlendirmeye, yani ciddi bir şekilde konu üzerinde oturup düşünen insanlar, bizim böyle bir iş yapamayacağımızı, yapmayacağımızı, potansiyel istesek de potansiyelimizin elverişli olmadığını bilir ve susar. Bunları böyle basit cahil insanlar yapar. Yani her tür basit cahil insana cevap vermek
bir şeyler yapmaya kalktığın zaman zaten meyven varsa seni taşlarlar. Yani bunu bilmen lazım. Böyle de yola çıkman lazım. Aman bana kimse bir şey söylemesin. Ben hiçbir şey duymak istemiyorum. O zaman git evinde otur, hiçbir şeyle uğraşma. Başka şeylerle uğraş. Yani taşlanmaya elverişlisin. Şöyle söyleyeyim. Romeika meyvesi Türkiye'de taşlanmaya elverişli. Sadece Romeika değil. Bunu Lazlar da yaşıyor. Hemşinli Ermeniler de yaşıyor. Ne bileyim diğer... yani bir sürü dil var Türkiye'de. Aklıma gelmiyor şimdi. En basitinden milyonlarca Kürt var. Kürtler bile yaşıyor. Ya adam türkü söylüyor diye adamı öldürüyorlar. Adamı ne bileyim dövüyorlar. Ya bu yabancı diller Türkiye'de sevilmiyor. Yerli yabancı diller. İngilizce konuş. Hiç o severler de seni. Bravo. Neyi konuşuyorsun diye. İşte Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi vesaire konuştuğun zaman, öğrenmeye çalıştığın zaman seni desteklerler, popolarlar, severler, bravo derler. Ama Türkiye'nin içerisinde konuşulan herhangi bir farklı dili öğrenmeye çalıştığın zaman ya da o konuda konuşmaya çalıştığın zaman, hele de işte Romeyka ya da Ermenice falan olursa yani taşlanma elverişli hale geliyorsun. Bunu yaşıyorsun. Bunu yaşamayı bileceksin. Bununla yaşayacaksın. Zaten Vahit yani abi benim... Ağlamayacaksın. Yani ağlanırsan zamanla bıkarsın, bırakırsın. Ben şey yapalım isterseniz biraz... Bana bu gibi suçlamaların yaptıkları kadar ben gülüyorum ve işime devam ediyorum. Yani bu kadar basit. Şimdi Vahit Hoca, sizden çok özür diliyorum. Merve Hanım, yani süre uzadı. Üç süre, kişi sırada bekliyor. Bu, her an kesilebiliriz. Siz ayrıca... şey yapmayalım. Devam, yani son bir toparlasın Merve Hanım. Sonra şey çıkacağını söyleyen ve soru soracak isimler var da o yüzden çok geç kaldığımız için sıra vermek istedim. İsmail Avcı'ya söz veriyorum. Ucaklı iş. Ha, merhaba Vahit. Önce merhaba, yüz yüze merhaba. Tanışmadık ama. Konuşmuştuk geçen soru falan yollayacaktın. Sana önermiştim böyle bir soru cevap şeklinde olsun diye, galiba tuttu. Niyetim bozuk. Kesinlikle yüz yüze bir görüşme yapacağız, kaydedeceğiz ve yayınlayacağız. O tamam, o ayrı bir konu. Ben bir şey soracağım. Ya yıllardır bir tartışma var. İki kelime üzerinde, bir tanesi Uzun Göl'ün ismi Haldizen mi deniliyor, Haldizen mi deniliyor bilmiyorum tam olarak. İkincisi Ogene konusunda. Şimdi benim bildiğim Lazca üzerinden okuduğum, bu tartışmaların içinde olan birisin sen, biliyorsun bu şeyi tabii kesinlikle. Ogene Lazca'da tam olarak geni, buzağı demek, buzağılık gibi bir anlama geliyor. Haldizeni de ya da Haldizeni nasıl okuyorsanız bilmiyorum. Haldizeni, eğer bu kelimenin Lazca ile bir bağlantısı varsa, Lazca'da doğrudan büyük dere düzlüğü anlamına geliyor. Böyledir diye böyle bir iddiam yok. Sakın yanlış anlama, ben etimolog falan değilim. Yani anlamam bu işlerden. Hayır, konuşarak tartışarak insanlar doğruları bulur. Halk yani. Etimolojisi yapıyorum, sana soruyorum. Nedir abi bu iş? Yani bu konularda oturup böyle hani ciddi yayınlanabilecek ya da ortaya artık fikir olarak ortaya atacağım herhangi bir ciddi çalışmam olmadı ama zaman zaman üzerlerinde düşünmüşümdür. Bir kere Haldizen şu, Zoni ve Haldei kelimesinden kaynaklanıyor ki zaten bölge olarak haltlara çok yakın olan bir yer. Yani halt bölgesi anlamına gelen bir kelime Haldizen. Zoni aç Yunanca şeyi sözlüğü bölge anlamı taşır. Haldei halt, zaten bizde haltlar var. Haltlar olarak da bilinir. Öyle de telaffuz edilir. Öyle de yazılır. Kitaplarda bir sürü böyle haltlarla ilgili şeyler var. Bunlar Bayburt ve ötesinde yaşamış olan halklar. Yani Trabzon kültür havuzunun dışında kalan halklar. Haldizen de zaten Şırah'ın üst bölgelerinde hemen hemen onlara yakın, haltlara yakın bir bölge. Ogene'ye sıra gelince, Ogene kelimesi biraz şey, yani şimdi orada benim mesela Turnalı yaylası var. Şimdi Turnalı'yı çok rahat bir şekilde Turnalı yapmak mümkün. Aa, sana bir Türkçe kelime.
bebek gibi çıktı. Yani Turnalı daha bu ezilmemiş, büzülmemiş, değişmemiş falan. Halbuki öyle değil. Dorio Nialo'nun yani Derya'nın yani Derya'nın okyanusun kıyısı yani liman. Şimdi nereden çıktı bir liman? Koskoca Durnalı yaylasında liman olur mu? Liman arkadaş. Bulutları oraya şey yaptığınız zaman, bulutlar çöktüğü zaman köyün üzerine orası bir limandır yani. Dolayısıyla Dorion Yalon'dan Turnalı'nın liman olduğu çıkıyor. O gene okyanus kelimesinden olabileceğini düşünüyorum. Fakat düşün ki diyelim ki buzak anlamına gelen Lazca olsun. Ben köyün bütün mikro toponimlerini toparladım. Yani mikro toponim dediğim mevki, mekan, dere, tepe, düzlük vesaire yani bütün bunlar. Şimdi bunların içerisinde Lazca bulamadığın zaman köyün isminin Lazca olup olmaması herhangi bir şey ifade etmiyor. Onun için ben biraz mikro toponomi ile ilgili çalışmalarıma yani çalışmayı hayal ediyorum. Derlemelerim sürüyor, devam ediyor. Bir sürü çalışmalarım var. Kendi köyümle ilgili en azından 500-600 mikro toponim falan derledim, topladım. Sadece bile bunları etimolojisini çıkarsam çok önemli bir çalışmadır. Veya Karadeniz şeyi için genel anlamda. Ben biraz şeye baktım. Sadece bırakın o geneyi. Pazardan bu yana Hemşin'den aşağıya ta Batı Karadeniz'e kadar ne kadar Türkçe konuşan köy varsa ya da ne bileyim işte Rumca'yla ilgisi alakasız bir sürü köylerde çıkan gelen mesela mikro toponimlere bakıyorsun ya da toponimlere bakıyorsun yani köy ismi falan %90-95 civarı Helence, Rumca olduğu açık seçik ortada yani dejenere bile olmamış kelimeler. Şimdi bunlar arasında bir tanesini bulamadık ya da iki tanesi çok dejenere oldu ya da iki tanesi Lazca da olabilir. Mesela bazı köylerde Lazandos var. Lazandos Rumca'da, Yunanca'da mevcut olan bir kelime. Lazos Rumca'da var olan, Yunanca'da var olan bir isim. Dolayısıyla Lazos'un yeri anlamına gelecek Lazandos yani Andos sonekiyle Lazo'nun köyü anlamını yani Lazo'nun şey olduğu bir köy de anlamı verebiliyor. Ha oradan çok kolay bir basit bir etimolojiyle Lazandos işte Lazların köyü. Yani bunları aslında çok iyi Lazca bilen arkadaşlar işte ben nasıl Rumca biliyorsam ve kendi etimolojik çabalarımı ortaya koyuyorsam bu gibi bilinmeyen ya da bilinmesi zor ya da ne bileyim çok dejenere olmuş kelimeler üzerinde aslında ortak çalışıp bir ortak çalışma millete sunabilirsek çok daha şey olur, sağlıklı olur. Çok daha en azından taraflı yazıldığı söylenmez. Böyle bir iddia ortaya atılamaz. Çok objektif sağlıklı, güzel bir çalışmayı Karadenizlere hediye etmiş oluruz. Keşke yani benimle beraber ortak böyle bir çalışmalara giren insanlar olsa. Ben o geneyi beriye çekeyim, siz o tarafa çekin ama eninde sonunda bir şeyleri bulup çünkü mikro toponomi deyip geçmeyin. Mikro toponomi bütün o toponomi sistematiğini ele veriyor. Yani köyün insanları, o civarın insanları nelere bakarak isimler veriyorlar? Şöyle bir anımı sizinle paylaşayım. Yani etimolojiyle ilgili. Bizim köyden bir isim geliyor bize. Habence. Arıyorum, tarıyorum bütün sözlükleri falan. Habence yani bu Türkçe kepenk dedikleri isim çıkıyor karşıma. Ya ormanın ortasında soruyorum neresi burası orman. Çünkü yer özelliği çok önemli toponomide. Ormanın ortası. Ya ormanın ortasında kepenk ne alakası var? Yani hadi orada bir marangoz olsa, işte kepekleri çıkaran işte ağaçlar, büyük dev ağaçlar olsa onlar da yok. Nasıl olur falan. Kapattım bu kelimeyi dedim. Bu kelimeyi yani bu etimolojiyi veremem. Yani anlatamam insanlara. Sonra bir isim daha geliyor aylar sonra. Hemen onun üstü. Mapafdere. Bakıyorum Mapafdere'ye saçımı başımı yiyorum. Kafamı patlatıyorum. Neticede buluyorum. Neymiş? Kapının üstündeki, kepenklerin üstündeki o
eski şey kilit yok muydu? Yani aşağı çekiyordun, kepekler açılmıyordu. Sordum burası neresi? Habence'nin üstü dediler. Ne, nasıl bir yer burası? Diyor Habence dağın bir çıkışı, böyle bir çıkıntı yapıyor. Dağ aşağıdan gelen rüzgarı kesiyor. Yani kepek gibi, kapı gibi aşağıdan gelen rüzgarı kesiyor. Rüzgar sert bir şekilde köye giriş yapamıyor. Ona oturup kepenk adını veriyor adam. Üstüne de kilit, kepengi kilitleyen, yani o kapıyı kilitleyen kilit. Böyle bir düşünceyle isim veriyor. Şimdi biri öbürünü destekliyor. Aynı şey Paçan ismiyle ilgili oldu. Paçan isminin üstünde şey var mesela, Vahtanç var. Pardon, Paçan'ın tam dibinde, yani Siros dediğimiz, bugün Şahinkaya denilen köyün tam karşısında, yani derede Vahtanç var. Romeika'nın ses değişimleri üzerinden yola çıktığımızda Vahtancio, yani iki gama geliyor ya da bir gama bir k falan. Onun üzerinden biraz baktığın zaman kazanın dibi. Paçana bakıyorsun, çitakizmos ile T'nin şeyleşmesi olayı var Romeika'da. Bu sistematiktir. Yani onlarca kelimede rastlanan bir şey. Thaladanın zamanla Thalatsa, Thalassa olması gibi. Eski Xenofon döneminde Thaladdaydı. Bugün Thalassa'ya dönüştü. Yani T'lerin şeyleşmesi ya da şeyleşmesi. Paçanı onun üzerinden arıyorsun. Bakıyorsun kazan. Üstü kazan, altı kazanın dibi gibi bir toponimle karşılaşıyorsun. Şimdi bu hani bir milyonda bir rastlayabiliriz de ya arkadaş mümkün değil yani. Ama kelimeleri benzetmek üzerinden giderseniz Japonca sözlüğü açın, orada Lazca'da bulursunuz, Rumca'da bulursunuz, Türkçe'de bulursunuz. Bir sürü kelime bulursunuz ama onlar ne Lazca'dır, Vahit ne Bey, Türkçedir, ne Kürtçedir. Vahit yani... Bey, o gene kelimesi benzemiyor. Tam olarak oturuyor. %100. Ve Lazca, Laz köylerinde benzer, aynı kelimeler var. Ardeşen'de, şimdi, Fındık'ta. Bir dakika, da siz, bir dakika. Orada şöyle bir şey anlatayım. Yabancılar, Romeika'yı bilmeyen yabancılar kelimelere sadece bir isim olarak bakarlar. Türkler de öyle. Türkler önlerine bir isim çıkar, ona sadece bir isim olarak bakar. Biz kelimelere öyle bakmıyoruz. Bizde kelimeler erkeği var, dişili var, nötrü var. Yani kelimeler bize bir şeyler anlatır kendileri hakkında. Dolayısıyla yani öyle kolay değil. O gene ile ilgili yazdığım zaman, yani bu yer adlarıyla ilgili yazdığım zaman açar bakarsınız. Benim yani bu konuda yazılı bir kaynak olsa olsun, amenna, herhangi bir sorunum yok. Çünkü benim şey olarak da bir sorunum yok. Yani oradaki toplumun köken olarak nereye ait olduğunu da biliyorum. DNA üzerinden de biliyorum. Kendim yaptırdım. Trabzon'dan o yana, yani Of'ta merak bile ettim. Of'ta bile şey yok, yani akrabam yok. Of'ta, Of'tan o yana Rize'ye doğru hiç, Kafkaslar'da hiç, bütün hepsi batıya doğru, ta İspanya, Amerika'ya kadar gidiyorum. Bütün sülalem ve köyün hemen hemen çeyreğini oluşturan bir sülale. Dolayısıyla orada kimin ne olduğunu, önemli değil benim için orada bir Laz köyünün ya da bir Ermeni köyünün olması. Mesela ana dilimin içerisinde 50-100 kelime kadar Ermenice var. İrfan'la bunları konuşurken mesela İrfan bana dedi şu Ermenice, yazdım. Sorunum yok benim, böyle bir sorunum. Neyse olması, ne yani neyse o olması gerekiyor. Doğruyu bulmak, doğruyu yakalamak önemli benim için. Yoksa Lazca keşke olsa, bak ne söylüyorum. %8 toplam olarak etkilenmiş bir dilden söz ediyoruz. Toplam bütün dillerden. Fakat Lazca'dan sadece iki kelime muhtemel alıntı yapmış olan bir toplumun Lazca köy adını kullanması imkansız. Yani bir de bu açıdan bakın. Yani o tam oturuyor. Şıp diye durnalı turnalı olmuş. Oturuyor. Öyle bakmayın. Yani dili inceleyin, dilin yapısını inceleyin, dildeki değişim kalıplarını inceleyin.
Bütün bunları inceledikten sonra bir sonuç çıkaracaksanız ben Türkçe olsun Durnalı fark eder mi bundan sonra? Benim dilim yok oluyor zaten, kayboluyor. Yani o geneyi Lazca yaparsam bir şey mi oluyor? Ben Laz mı oluyorum? Ya da ne bileyim Ermeni mi olacağım? Ermenici çıksa. Ben sadece fikrinizi sordum Vahit Bey. Işte yani fikrim, benim bu konuda fikrimi, bir ben yargım yok zaten. Ama ben bilmiyorum. Söylerken, yani. Fikrimi söylerken de bazı şeyleri açıklamam gerekiyor. Bunları yazıda yazamıyorsunuz. Yani yazı yazarken ya işte o gene etimolojik olarak işte kökeni şudur budur falan filan değil. Bazı şeyleri böyle hani konuşarak daha karşı tarafa anlatabiliyorsun. Yani Romeika'nın içinde Romeika'nın değişim sistematiğini bilmek lazım. Çok iyi. Yani nerede G oluyor, nerede K oluyor, nerede C oluyor? Yani eril midir, dişil mi kullanıyor? Bütün bizdeki bütün yabancı kelimeler nötr olarak kullanılır bir kere. Yani Romeika'nın içerisine giren herhangi bir yabancı kelime nötrdür. Onun eril mi, dişil mi ne olduğu bilinmez. Bundan yola çıkalım ve size onlarca örnek yabancı kelime giren, bize giren onlarca örneği gösterebilirim. Nötr olarak kullanıyoruz. Peki niye belli bir ismi dişil ya da eril olarak kullanalım? Madem yabancı. Hep, yani bir kural varsa bir dilin içerisinde sadece bir dil, bir kelimede istisna olmaz ki. Ha bana 10 tane, 20 tane istisna bulursanız, yani yabancı olarak alınıp da onları erilip yani eril dişil yaptığımızı bulursan, ha o zaman durum farklılaşır. Ama tek bir istisna yokken ortada durup dururken kendine ait bir ismi, cinse soktuğu bir ismi alıp yani bunu yabancı yapamam. Çünkü bir kural var. O kuralı yani o kuralın dışına çıkarsam çıkarım, benzetirim. Size dedim, Japoncanın içerisinde bir sürü Romeika'da bulabilirim. Ama bu Romeika yani Ela Türkçe'de bir renktir. Ela gözlü. Ama Ela Rumca'da gel demek. Ama aynı kelime yani bir sürü böyle var. Bu konuları keşke dediğim gibi ben Lazca bilmiyorum. En büyük sıkıntım bu. Ermenice bilmiyorum. En büyük sıkıntım bu. Keşke bilsem, size ihtiyacım olmasa. Ama diyorum ki ben Rumcayı çok iyi biliyorum. Yani bildiğim kadar. Siz de Lazcayı çok iyi biliyorsunuz. Bu konularda çalışmalarınız var. Bir araya gelelim. Tek tek birisi Helence ağırlıklı, birisi Lazca ağırlıklı, birisi Ermenice ağırlıklı çalışma yapmasın. Ondan sonra oturup burada ya acaba Helence miydi, Lazca mıydı? İşte ben Vahit Dursun Helenceci, Helenci, Pontusçu falan gibi. Beraber birlikte bir çalışma çıkaralım, Karadenizlere sunalım. Objektif bir çalışma olsun. Biz sadece dövüşelim, milleti dövüştürmeyelim. Lazca mıydı, Türkçe miydi, bilmem neydi. Tahmin ediyorum yani ki herkes için... Ben ortaklaşa bir çalışmaya varım. Varsa birileri çıksın. Toplayın, derleyin ne kadar derlemiş. Toplayın bir kitap çalışma, bir etimolojik yaratları çalışması yapalım. Üç aşağı beş yukarı en azından hatalarımız bile olsa objektif olduğu konusunda millet hemfikir olacak. Çünkü biri Laz, biri Rum, biri bilmem Ermeni olmuş olacak. Vahit Hocam bilmem meydan okuyor. Bundan daha objektif bir çalışma nerede bulabilirsin? Bulamazsın. Aa sana böyle bir güzel bir çalışma Karadeniz halkına sun, bitti. O geneyi de kurtar. Ya tahmin ediyorum herkes şu an bu toplantıdan çok zevk alıyor. Zaten ilk defa bu kadar uzun süre saat geçmesine rağmen sorular hiç bitmedi. Biraz artık toparlamaya çalışalım. Gökhan Bey'in sorusu var. Ben Gökhan Bey'e söz vermek istiyorum. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Ben de bir Tonyalıyım, Kumya taklıyım. Burada Mehmet abi de var. Az önce söz aldı ve konuştu. Ben fen bilimleri öğretmenim ve Kocaeli'de çalışıyorum. Burada bir tane abim var, Torullu kendisi. Geçen şöyle bir muhabbetimiz oldu. Ya dedi, biz Rumca bilmiyoruz, unuttuk dedi ama dedi birkaç tane kelime var, arada kullanıyorlar. Bir tane var dedi, onu kullanınca şşşt, ayıp ayıp aman bunu söyleme diyorlar. Dedim abi, aposeva dönemi dedim.
Evet dedi, o dedi. Ya dedim, bizim orada korku anında, ne bileyim bir, hatta sevme anında aboşavo dene kelimesi kullanılıyor. Abofilo dene kullanılıyor. Hatta Tonya'da merkezde, Rumca konuşulmayan yerde de bu kelimeler kullanılıyor ama hani ben de kulaktan dolma büyük bir ihtimalle aman tanırımdır dedim herhalde diye düşünüyorum. Bizde de kullanılıyor ama biz içselleştirdik. Sadece korku anında kullanılıyor. Bu işte sevgi anında daha değişik bir şeysi kullanılıyor. Hocam nedir bu tam olarak bunun açıklaması? Siz biliyor bana musunuz? Mustafa pardon Mehmet Günaydın cevaplasın. Çünkü Tonya'ya ait bir kelime. Sizin orada kullanılmıyor mu hocam? Yok, apotene bizde kullanılmıyor. Esmer kardeşime, hocama teşekkür ederim. Ben söz alayım. Söylediğileri hepsi Tonya için geçerli. Özellikle İskenderli yöresinde kullanıyoruz bu kelimeleri. Korku anında söylüyoruz bunu. Bir de mesela kötü anlamda da sanki kullanılıyor gibi. Mesela motheotene ya da apotheotene ya da moşaotene dediğin zaman. Onlar. Ben sözlükte yazdım onları. Diyorlar ki ama. Büyüklerimiz diyordu ki milastimas, kriman miles, yani günah söyleme, kötü söz söyleme anlamında duyulan bir bakıma aman Allah'ımın biraz daha kötü anlamda kullanılmış hali olarak algılanıyor toplumda. Motheotene, apotheotene. Sondaki tenne de hani Teos tanrıymış galiba. Hani orada belki de ona atfedilirdir. Ben hani biraz mantık yürüttüm. Oraya karar getirdim. Öyle de söyledim. Yani Allah Allah kahretsin, Allah kahretsin gibi bir şey kötü anlamda kullanıldığı için milastimas denir. Yani kötü söyleme, günahtır, yazıktır. Ha, tamam. Şimdi o oldu hocam. Kullanılıyor. Evet. Tamam hocam, teşekkürler. Bir şey değil. Ve sanırım artık son sorumuza geldik. Gül söz istemişti. Ben sözü Gül'e veriyorum. Ya Vahit Hocam, hakikaten çok teşekkür ederiz. Biz Dibra'yı geçtim galiba. Bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi ekibi olarak da ilk kez Romeika ile ilgili bir şey yaptık. Ve yani bu saat olmasına rağmen beklediğimizin çok üstünde bir ilgi oldu. Önce size ama sonra da katılan herkese tekrar teşekkür ederim. Hem Dibra adına hem Bilgi Üniversitesi olarak teşekkür edelim. Benim sorum daha, yani Türkiye'deki durumu biraz anladık. Hani yani buradaki yokluğu diyeyim, Romeika ile ilgili çalışmalardaki durumu biraz anladık ama ben şeyi merak etmiyorum. Mesela başta Yunanistan olmak üzere dünyanın başka ülkelerinde, başka mesela dil bilim bölümlerinde Romeika ile ilgili çalışmalar var mı? İlgilerini çekiyor mu? Bir şeyler yapılıyor mu? Oradaki durumu merak ettim. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok yani ciddi bir şekilde bir takım çalışmalar Oxford Üniversitesi'nde dil bilim bölümünde var. Bir de Cambridge Üniversitesi'nde bazı dil bilimciler var. Onlar Romeika ile uğraşıyorlar. Viyana'da bilmiyorum nerede bir üniversite daha var. Onun dışında Selanik'te bir üniversitede işte bir dil bölümü açıldı. Pontuşa'yı inceleyen ve Pontuşa'yı öğretmeye çalışan. Bunun yanı sıra şeyler var. Ciddi kurumlar var burada. Yani ciddi dediğim zaman onlarca, yüzlerce kitap yayınlamış. Bütün bu konuda yazılan, çizilen bir şeyleri, her şeyi arşivlerinde toplayan kurumlar var. Pontus Araştırma Merkezi var. Ciddi çalışmaları var. Mesela bazılarını işte söyleyeyim. Mesela bu gramer kitabı bu. Papadopoulos'un çıkardığı gramer var. İşte bu bazı klasiklerin çevirilerini yapanlar var. Bu yine Papadopoulos'un yani 1950'lerde çıkardığı sözlük. Bunun ötesinde bir sürü kitap var. Yemekler, yani daha çok folklor falan. Horon çeşitlerini derleyip toplayıp hemen hemen bütün ne varsa yani horonlar üzerinde onları kayıt altına, videolarla dahi kayıt altına alıp böyle bir, çok güzel bir çalışma yapan arkadaşlar var. Yani buradakiler genelde diaspora ile ilgili ne varsa ne yoksa, ne yazıldıysa toplamışlar, etmişler, kitap haline getirmişler. Artık yani gelecek nesil bunlardan yararlanıyor. Fakat Türkiye'de bizde hiçbir şey yoktu.
Daha düne kadar hiçbir şey yoktu yani. Benim girişimimle işte bu sözlük ortaya çıktı. Şimdi yavaş yavaş işte bazı çalışmalar ortaya çıkıyor. Bazı çalışmaları yapan arkadaşlar da biraz heyecanlandılar sözlükten sonra. Yani acaba biz de korkuyorlardı. Acaba yani bir sürü uğraş debeler ondan sonra yayın evleri mesela hani yayınlamasın diye. Bu korku en azından üstlerinden kalktı. Biliyorlar ki Rumca üzerinde ne yazarlarsa yazsınlar, yalan yanlış yayınlanacak. Çünkü bu konuda materyal yok. Dolayısıyla bu konuda biraz cesaretlendiler diyeyim yani. Bir şeyler oluyor. Merve işte Küçük Prens'i çevirmeye çalışıyor. Az önce ki arkadaş Elon bazı hikayeleri uluslararası alanda kullanılan bazı evrensel hikayeleri çevirmeye çalışıyor. Tonya şivesinde bu çok önemli. Mustafa Günaydın kendi çabalarıyla işte videolar yapıyor. İnsanları, ihtiyarları konuşturuyor, YouTube'a asıyor. Yani bu gibi çalışmalar yavaş yavaş diğer ilgili insanları da bir şekilde belki harekete geçirebilir diye bir ümit besliyorum sadece yani. Fakat şey değil yani ben realistim biraz. Yani gerçeği kavradım, ne olacağını biliyorum. Artık önümde yapacağım bir iş var. Onu yapmaya çalışıyorum. Onun dışında oturup ağlamaya, ağıt yakmaya gerek yok yani. Kim elinde ne geliyorsa yapsın, geleceğe bıraksın, miras olarak gelecek nesile bıraksın, yeterli zaten. Çok teşekkürler. Size sorular bitmiyor ama. bir soru daha var. Faruk Bilici'ye söz veriyorum şimdi. Faruk Bey? Duyuyor musun? Şu an duyuyoruz, evet. Faruk Bey bir otomanolog. Osmanlıca öğreneceğine Rumcayı öğrenip bir şeyler yazsak mı bize? Şey, bir iki konuda bir kere yani şey Pontusça'nın veyahut da Rumca'nın Yunanca olarak yazılması tabii ki 1926'dan itibaren yani mübadeleden sonra elbette ki kesildi. Çünkü o zamana kadar bölgedeki Rum okullarında bir kere elbette ki o dilde yazılıyordu. İkincisi de bir sorun bildiğim kadarıyla Ankara Üniversitesi'nde bir Yunanca bölümü var. Belki İstanbul'da da vardır onu bilmiyorum. Başka üniversitelerde de vardır. Bu üniversitelerde Türkiye'de bu konuda herhangi bir tepki veya herhangi bir istek geldi mi? Vay diğerlerde. Valla demin az önce Merve kızımızın da sözünü ettiği gibi Boğaziçi Üniversitesi dil bilim bölümünde bazı arkadaşlar bazı yani sınıfını bitirmek üzere olan dil bilimciler diyelim Romeika'ya merak sarmışlar. Bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat ortaya ne gibi bir ürün çıkarırlar bilemiyorum. Çünkü direkt içlerinde olmadığım için. Yani ufak hayır, bir benim sorum dil bilimiyle ilgili değil. Benim sorum Yunanca bölümleriyle ilgili. Ha, Yunanca bölümleriyle ilgili. İkisi arasında çok önemli bir fark var. O konuda hiçbir fikrim yok. Fakat Ankara'da sanırım Ankara'da eski Yunanca ile ilgili bölümler var. Bir arkadaşım gidiyordu çünkü. Belki de şeyde izliyordur bizi. Fakat ne kadar yeterli onu da bilmiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de olsun dünyada olsun bu dili konuşan hala ne diyeyim yüz binlerde demeyeyim ama on binlerde insan var. Ne olursa olsun bu dilin bir anlamda bir şekilde kökeninin olduğu ülke yani Türkiye bu konuda bu konularda çalışan üniversite mensuplarının hiç olmazsa böyle bir dilin var olduğunu ve bu konuyla ilgili çalışma yapmaları gerektiği konusunda bir bilinç var mı veya olacak mı veya nasıl olabilir onu sormak istiyorum. Tabii ki Yunanistan bile bu konuda çok geç kaldı. Çünkü biliyorsunuz Yunanistan'da da bu dil yıllarca, on yıllarca
tamamen şey yozlaşmış Yunan dili olarak kabul edildi ve o konuda hiçbir şey yapılmadı. Bu çok yani Yunanistan'da burayı bırakın. Faruk Bey, neticede bir devlet içerisinde, özür dilerim sözünüzü kestim. Neticede bir devlet içerisinde yaşayan bir toplum herhangi bir talebi olduğu zaman bunu örgütsel bir şekilde şekilde dile getirebilir. Örgütsel bir şekilde dediğim dernek kurarsınız. Bu gibi çalışmaları yapan herhangi bir kurum ortaya çıkarırsınız. O kurum yazar çizer eder, bir şeyleri talep eder. Devlet verirse verir, vermezse oturup ağlarsın. Ne yapayım? Kişisel olarak yapılacak şeyler değil. Yani ne Vahit Dursun bir şeyleri işte bir yerlere bir dilekçe yazıp bu konuda herhangi bir şey isteyebilir. Ne de Faruk Bilici bunu yapabilir. Ne de herhangi bir kimse. Biz bu konuyla ilgili herhangi bir dernek kurup bu çalışmaları belli bir dernek çatısı altında bir arada yapmadıkça yani belli bir kurumumuz olmadıkça kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmamız imkansız. Zaten yani bulunsan da seni kimse dinlemez. Yani böyle bir kurum daha sonra yani dernek ya da böyle bir çatı ileride oluşur mu oluşmaz mı o konuda fikrim yok. Çünkü Türkiye'de olmadığım için Türkiye'de bu konuda neler oluyor neler bitiyor bilmiyorum. Yani kendi dünyamda debelenip duruyorum burada. Ama yani olsa da illa benimle ilişkiye bir şekilde geçerdi bu insanlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla yok sayıyorum yani. Böyle bir istek, talep toplum tarafından olmadığı gibi böyle de bir ileride böyle de bir kurum olacağını düşünmüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hep son dedik. Bu sefer son Adem Bey, el kaldırmış, daha fazla soru almayalım. Adem Bey, ben yok, bir benim sorum vereyim. Yok, ben saatlerce konu yani bildiğim ne varsa. O zaman kalanlarla devam edelim. Yani kesilene kadar şey keser bazen, taktiği atar bilmiyorum. Zaten. Yok, atmıyor. O konuda bir sorumuz yok. Atmıyor mu? O zaman sorun yok. Yani bütün sorulara cevap verebilirim. Sorun yok. Tamamdır. O zaman Adem Bey'de sıra şimdi. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle başından beri takip ediyorum. Bütün katılımcı bu saate kadar bu kıymetli abimi takip eden, dinleyen bütün katılımcılara Can Göl'den teşekkür ediyorum. El işaretimi de aslında özür diliyorum. Söz alma maksatı değildi, bölmek de istemiyordum. Az önce Tonyalı bir arkadaşımız yazmıştı, katılmıştı. Onun ifade ettiği o söylem bizim bölgede de kullanılıyor anlamında chat kısmına, yazı kısmına yazmak istiyordum. Fakat yazı yazmaya uğraşırken herhalde el işaretini devreye soktum. Özür diliyorum katılımcılardan. Vahit Dursun'a tabii uzun yıllara dayanan tanışıklığımız var, yakinen görüşmemiz var. Yani takdire şayan söylenebilecek sözün son noktası yani Vahit abi başlangıç noktasından düşünüldüğü zaman başladığı yer, ilk hareket ettiği noktayı da ifade etti zaten. Oradan şu anki aşamasına kadar çektiği bütün zorlukları çok iyi biliyorum. Yani söylenebilecek yani ifade edilebilecek kelime bulamıyorum Vahit abiye. Bütün bu gayreti, bütün bu uğraşı Romeika için özellikle bu dilimiz için vermiş olduğu bu yoğun gayret maalesef bu toplum içerisinde yani Trabzon Rumcası diye adlandırırsak, Trabzon Helencesi diye genel olarak ifade edersek çünkü sadece Solaklı Vadisi'nde veya işte Malahoz Vadisi'nde bizim Beşköy'de de değil, Maşka'yı da dahil edelim, işte Tonya'yı dahil edelim. Bütün bu Trabzon'da bu Rumcayı konuşanlar içerisinde yani Vahit Dursun gibi, Vahit abi gibi keşke böyle yani çok değil ama bir elin parmağı kadar olacak deliler çıksaydı. Keşke olsa da benim emekliye ayırsam bu işten. Keşke yani bir deli çıktı. Bir deli çıktı ama keşke böyle bir 5 tane deli çıksaydı veya 10 tane deli çıksaydı. Şu anda inanıyorum bu dilimiz çok daha iyi bir konumda, çok daha iyi bir noktada olacaktı.
Çok teşekkür ediyorum Sayın abim. İyi ki varsın. Çok sağ ol. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Sana ve bütün katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum kulak verdikleri için. Bu iş gerçekten çok zor ve çok fedakarlık isteyen bir iş. Yani sadece Romeika ile uğraşmak falan değil. Yazıyla çiziyle uğraşan insanlar aşırı dikkat ister, sükunet ister. Öyle radyo açılacak, televizyon çalacak, işte çocuk geçecek, biri patırtı kütürtü yapacak, kafan dağılacak. Olmaz bu işler. Yani bu ne demek? Bu tamamen ailenden kopmak demek. Bu hadi bir sene, iki sene, üç sene sonra hırıltı gürültü çıkıyor. Yani bu çok şeylere mal oluyor. Yani bu gibi işlerde, bu gibi işlere kendini vermek demek, bütün dünya ile bağını koparıp işte bu işe veriyorsun kendini, topluma bir şeyler veriyorsun ama kendi çevreni kaybediyorsun. Çoluğunu, çocuğunu, aileni, her şeyini kaybedebiliyorsun. Çünkü onlarla ilgilenemiyorsun. İlgilenmek istemiyorsun. Değil, ilgilenmek istiyorsun da ilgilenemiyorsun. Onlar sana yaklaştığı zaman uzaklaşmak durumunda kalıyorsun ya da uzaklaştırmak durumunda. Misafir eve gelemiyor. Arkadaşlarından kopuyorsun. Çünkü ben bir çalışma yapıyorum mesela, çok kafa isteyen bir çalışma. Pat o anda kapı açılıyor. Kim? Ahmet gelmiş. Yok böyle bir şey. Ahmet'e bir el sallama düşüyor o anda. Çünkü o işi bitirmem gerekiyor. Ahmet bir kere gelir, iki kere gelir, üçüncü kez gelmez. Arkadaşlarını da kaybediyorsun. Birçok şeyi kaybediyorsun yani. Bu çok zor bir, çok büyük bir fedakarlık aslında. Öyle parayla, yani bugün kesinlikle. Bana Romeika'yı deseler ki ya Ermenice için aynı çalışmayı yapsan kaç para lazım sana? 50 bin euro ya, düşünürüm. Yani 50 bin euro verseler acaba Ermenice için aynı çalışmayı yapar mıyım? Yok arkadaş. Yani çok zor cidden. Parayla yapılacak bir iş değil. Bu sadece bir aşk. Başlar, başladı mı da sönmüyor. Şimdi Romeika'yı bıraksam kendimi şeyde havada kanatsız zannederim. Yani çünkü yapacağım iş yok. O, ya, sigara gibi bir şeydir yani. Bulaştı mı bulaşıyor. Artık sonra hayatın sonuna kadar gider. Yani bu şeyi oradan kopamıyorsun. Umarım başkaları çıkar. Zevkle ben de oturup başkalarının yazdıkları şeyleri onlardan bir şeyler öğrenirim. Ve içim rahatlar, derim ya birileri uğraşıyor bu iş için. Yani birileri var, birileri yetişiyor. Keşke birileri yetişse. Elimden gelen her türlü yardımı yapabilirim. Ama ciddi olarak bu konuya eğilip hani bu insan bu işi üstlenecek, üstlenir, yapar yani, yapacak. Yok böyle biri. Dil bilim Türkiye'de yok. Bırak sen hani Rumcayı konuşan insanların arasında. İrfan söylesin bize kaç dil bilimci var, ne kadar ciddiler Türkiye'de, ne kadar ciddi çalışmalar var Türkiye'nin içerisinde. Yok yani dil bilim Türkiye'de öyle sadece bir kelime olarak var. Böyle çok ciddi çalışmalar, çok ciddi şeyler yok yani. Şu kavramları internete gir, dil bilim konusunda mesela hani bir şey... Literatürde bir yılın herkes kendi kafasına göre bir şeyde terimler uydurmuş. Ya bunu mu kullanayım, onu mu kullanayım, çelişkiye düşüyorsun. Ama daha modern olayım dersen biraz Avrupa'yı işte filoloji kullanırsın, glosoloji kullanırsın, jeoloji kullanırsın. O da Yunanca olur. Öbürü öz Türkçe bir şeyler bulmuş, onu dayatıyor. Ortaçmış, öbürü bilmem mastarmış, öbürü yok isimmiş, öbürü yok isim de olma atmış. Karışık karışık bir sürü şey, oturmadı bile. Çok zor yani. Türkiye'de hani böyle bu konularda yetişecek insan olsa, keşke. Bazı talebeler var, ilgisiz alakasız mesela hani alanlarda okuyorlar. Sadece Rumca bildikleri için ya da o yörede oldukları için onlara şeylerinde, tezlerinde Romeika ile ilgili işte bilgi toplamalarını istiyorlar. Sadece o. Bir iki çocuğa böyle yardımcı olmuşumdur. Onun ötesine de geçmemiştir yani. Çok teşekkür ediyoruz. Galiba bu sefer sorularımız, katkılarımız bitti. Yok mu daha sorusu?
Neyse, başka bir zamana, başka bir daha geniş belki de Vahit Hocam sözünü konulara, alalım o zaman başka bir etkinliğe. Daha farklı konulara, daha belki biraz daha ciddi bir şekilde farklı konulara dalıp başka sohbetler yapabiliriz belki ileride. Bu konu üzerinde konuşur, tartışırız, fikir alışverişinde bulunuruz falan. Yani her zaman olmasa da yani böyle bazen deşarj olmak babında konuşmayı seviyorum. Türkçem iyi olmasa da yarım yamalak bir şeyleri bileceğim. Yok, Türkçeniz gayet iyi. Ya bu arada sizin dışınızda da soru soran, katkıda bulunan herkese gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok çok zevkli bir Zoom toplantısıydı. Genelde Zoom toplantıları böyle hemen bitsin istedir ama herkes böyle ilgiyle izledi, Adem katıldı. Ben Adem Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Adem Ekiz Bey'e. Buyurun Mehmet Bey. Buyurun Adem Bey. Adem Bey merhaba. Canlı yayında hiç görüşemedik seninle. İnşallah yazın o geneye gittiğim zaman Sürmen'e Beşköy'e de gelmek istiyorum. Bilmiyorum, İstanbul'da yaşıyorsun muhtemelen. Eğer denk gelirsek Temmuz Ağustos'ta seninle canlı görüşüp bir canlı video beraber yapmak istiyorum nasip olursa. Memnuniyetle hocam, yüz yüze görüşmek nasip olmadı. Burada evet, ifade ettiğiniz gibi buradan yine merhabalaşmış, tanışmış oluyoruz. Ben şu anda memleketteyim, Beşköy'deyim, köyümdeyim, İstanbul'u. Özür diliyorum. Özel konuşmalarımızı durmuş. Evet, aldık. Mailden şey yapın, chatten yavaş yavaş kapatalım. Ben sadece şunu Mehmet Bey söyleyeyim. Tamam, Mehmet Bey, çok özür diliyorum. Mehmet Bey, biz görüşürüz kendi aramızda. Buradaki arkadaşlarla. Mehmet Bey'le belki çalışmalarımı burada dile getirmek istediğim fakat getiremediğim Tonya ile Solaklı Vadisi arasındaki dil farkıyla ilgili yaptığım analizleri belki bir bölüm olarak YouTube'ya yükleyebiliriz. Zoom üzerinden sadece onu söyleyeyim ve son olarak herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Organizatörlere çok teşekkürler. Dinleyicilere de teşekkürler. Tan Bey'e ayrıca kalın, teşekkür ederiz. Vahit Bey'le bu organizasyonu ayarladığı için çok teşekkürler. Bütün emeği geçenlere teşekkürler. Çok.